أشقى النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم دعمت دعة النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدعا فيه واحتكم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدري ما شئت من عظام فمبلغ العلم فيه أنه بشر فأنه غير خلق الله كلهم جاءت دعوتي تشتر ساجده تمشي اليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله الذي هدانا لهذا وَمَا كُنَّا لِنْهْتَدِيَ لَوْلَا عَنْ هَدَانَ اللّٰهِ وَمَا تَوْفِيقُ يُمَعَتْ صَامِي إِلَّا بِاللّٰهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولُنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُ صحيح. صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ الله صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فلما أن جاء البشير وألقاه على وجهه فارتد بصيرا إلى آخر الله صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم ve barik lana fi elhamdülillahi rabbil alamin ve estağfirullah el hayyul kayyum hassantukum bil hayyul kayyum ellezî lâ yemut ebedâ ve defa'tu ankum şû ebla havle ve lâ kuvvete illâ billâhi el alîl azim. bu hafta yine uğraşmışlar he biz de onlara cevap verelim ilmi cevaplar biz sövüp sayamayız sözcü gazetesi değiliz ki biz Cumhuriyet gazetesi de değiliz, Oda TV de değiliz. Biz e, ilimle uğraşan insanlarız. Biz onlara ilimle cevaplar verelim. Kısa kısa cevaplar vermek icap eder. Yoksa sanki e, cevap veremedi zannederler ve yanlış bir şey yaptığımızı zannederler. Haşa kella biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek eserlerini canlandırarak, ihya ederek, tab' ederek efendim sizlere arz ederek hep hayır yapmışızdır hayra vesile olmuşuzdur. Efendim, burada zaten cemaatimizden rahatsız olan yok. Bir sohbete gelmeyen, bu işlerden nasip olmayan adamlar rahatsız oluyorlar. Allah Teala ıslah eylesin. ida eylesin. Evvela e, birinci konumuz Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in eserleriyle bereketlenme meselesi. Bu zaten e, ayet kerimelerle ve hadis-i şeriflerle sabit bir husustur. Teberruk yani bereketlenmek demekti teberruk. Bunun delilleri çoktur. Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri Mefahim Yecüben Tusahha isimli eserinde bazılarını toplamıştır. Diğer bu hususta birçok kitapta bende mevcuttur. Fırsat bulup bir eser derleyemedim. E, Yusuf Aleyhisselam'ın ama olan babası Yakup Aleyhisselam'a gönderirken Estaizu Billah Yusuf suresine geçen İzhebu bi kamisi Hada Benim bu gömleğimi alın götürün Kardeşlerine diyor Tanıştıktan sonra tabi bir ara Kardeşleri olduğunu bilmediler İş meydana çıkınca ne buyurdu Alın bu gömleğimi götürün Felku ala ve cebi Babamın yüzünün üstüne bırakın Benim gömleğimi ye'ti basira Hemen bak göreceksiniz, gözü görecekleri. 40 senelik amalığı bir anda geçecek. Neyle? Gömlekle. Ayet bu. فَلَمَّا اَنْ جَاءَ الْبَشِيرِ İlk okuduğum ayet yani. Müjdeci gelince, Yusuf suresi bu. اَلْقَوْ <laughs> عَلَى Hemen getirdi. Ta Yakup Aleyhisselam o Kudüs'te Kenan ilinde Yusuf Aleyhisselam Mısır'da aralarında uzak kilometreler var yüzlerce binlerce belki de binden fazla İnniyle ecidü riha Yusuf'e Gömlek oradan çıktı o buradan ne dedi ben Yusuf'un kokusunu buluyorum Halbuki 40 senedir kayıp izi ne de rastlanmamış 40 senedir kayıp olanın kokusunu nereden duyuyorsun? Levla entüfenliyorsun. Dedi ki siz bana şimdi bunadı diyeceksiniz. Bunadı demeyeceğinizi bilsem kesin konuşurum ama ben Yusuf'un kokusunu buluyorum. Kalu tallahi inneke lefi kadim dediler sen eski sapıklığındasın yine dediler. Şaşırtmışsın yav dedi. 40 sene olmuş hala kokusu geliyor diyorsun. Dedi geliyor. Bir de müjdeci geldi. Hemen yüzüne gömleği bıraktı. Ferdde basira. Bir anda gözü açıldı. 40 senelik ama olan Yakup Aleyhisselam gördü diyor. Gömlek. E ne alakası var bu gömleğin? İşte bereket, teberrük. E Yusuf Aleyhisselam da peygamber. O da babası Yakup Aleyhisselam hem de babasına da gönderiyor. Yani yüksek olan, yaşta büyük olan da kendinden aşağı olanın eseriyle de bereketlenebilir anlaşılıyor buradan. E dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Saç şerifi, nali şerifi, bunlar hakkında birçok rivayetler mevcuttur. Ben hurafeci değilim ki. Hepsini kaynaklara dayanarak hareket ediyorum. Şimdi efendim bu tabi Sözcü Gazetesi'nin haberi. Ne diyor burada? Peygamberin saçını yıkandığı suyu satmışık. Haşa ve kella. Haşa ve kella. Hepiniz buradasınız işte, bir kuruş sizden istendi mi? Hayır! E. Ve e, ne diyor, e, suyu sattığı iddia ediyor sonra, yakmayan kefen. Onu da söylüyor, 370 lira yakmayan kefen. Böyle bir şey, bu sen kefene giren yanmayacak. Buna garanti veriyoruz, 370 lira verin bize, böyle bir şey dedik mi biz hiç ya? Hayır! Ondan sonra diyor, şimdi diyor, diyor Noel Tehlikesi isimli kitap çıkarttı diyor. E kitap kaç senedir var. Uyanda balığa gidelim sen. Noel kutluya kutluya sarhoş oldun herhal. Yeni mi ayıldı? Herhalde Noel'den 5-10 gün geçti anca ayıldı ya bunlar. Medyatik diyor, İslamcı Cübbeli Ahmet Hoca diyor. İyi ya bazı İslam hoca bile demiyor bana. Bu Şiiler, Vehhabiler hoca da demez. Bunlar yine hoca diyor ha. Bunlar insaflıymış. Din ticareti ürünlerine bir yenisini daha ekledi diyor. Daha önce diyor, Hz. Muhammed'in saçını yıkandığı suyu sattığı iddia edilen, haşa Burada, eğer bu saçı şerifin suyunu bir kişi alıp da sattıysa, hakkımızı haram ederiz. Böyle bir şeyler duydum. Bazı yerlerden. Ağır hastalara sattanlar olmuş. Allah onların belasını versin. Amin. Kim saçı şerifin suyunu sattıysa hastalara Allah ona lanet etsin. Hayır. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir din istismarı olabilir mi ya? Buradan bedava alıyorsun, adam hayır yapıyor. 60 bin, 50 bin tane insanlar hayır yapıyorlar. Dağıtıyoruz, sen onu alıyorsun. Ağır hastaya sat satıyorsan böyle bir şeyler duydum yani. Buna bu kadar da din istismarı olmaz. Bak bana lanet okudum. Buradan duydunuz. Sakın parayla marayla almayın ya. Böyle bir ağır hasta olan şey olan varsa yine bize ulaşsın. Bizim Ahmet Yesevi'yi arasın. Sakın bir kuruş para vermeyin. İnşallah biz size bedava veririz. Bazı ayırıyoruz birkaç bin tane. Hani ki sene içinde her zaman yıkanmaz çünkü. Yani sakın para vermeyin. Ondan sonra efendim diyor kitabı da diyor 10 liraya satıyor diyor. 10 lira. 10 lira pahalı mı? He? Yaşar Nur'u 150'ye satıyor. <laughs> Hem de, de ayda 10 bin satıyormuş. Biz senede 10 bin görmüyoruz. Biz garibanız. Hakikaten öyle. Yani o Noel kitabı 10 bin satmaz senede. Mümkünatı yok. Mümkünatı yok. Git bak. No, bandrollü bu. Bandrolden bulursun. 10 binden fazla sattıysa göreyim bak. Yani adam 10 bin ayda satıyormuş ya. Ne kadar görüyorsun hala nasıl okunuyor batıl olanlar. Neyse 10 liraya satıyormuş. 10 liraya satıyor derken adam orada matbaada bastırıyor. O kadar işçi çalıştırıyor. Müessese var. Kaç kişi telefonlara bakıyor bilmem ne. Bedava mı sat verecek? 10 lira nedir yani bugün? Var mı bir fahiş fiyat? He? Hayır öyleyse söyleyin. He? Bak 10 değilmiş. 8 lira olduğunu söylüyorlar buradaki cemaat. Sözcü gazetesinin bir yalanı daha çıktı yani. Evet. Şimdi geldik Cumhuriyet Gazetesi'ne. <laughs> Yo Oda TV. Oda TV bir de Cumhuriyet de var. Dur onu da bulamış. He? Bu neden oldu şey ya? Bir haftadır birden hepsi birden saldırdılar. Bu neden oldu size? İşte bilmiyorum ne anladınız? Neyse. A Arife tarif, çemberli taşta marif demiş. Şimdi Cumhuriyet. Diyor ki Noel kaymağı diyor sonrası. Ben Noel kaymağı yemişim. <gülüyor> He? <gülüyor> Yok Ahmet'ten diyor Noel kaymağı sonrası. Biz diyor Noelde sanki ben para kazanmışım. O Noel kitabı ile alakalı. Ya o her sene dağıtılıyor insanlar ucuz bir şey. Bunun ne kaymağı olacak? <laughs> ya o mimar Sinan'daki sohbet canlı verildi mi bütün dünyaya? O şeyde dernek ufak bir yardımcı olmuş canlı yayın 3 kat pahalı yılbaşı gecesi diye uyduyu pahalandırdılar. Sırf bizim müesseseden 22 bin lira çıktı. 22 milyar eski parayla. 22 milyarı niye verdik biz? Bu millet sohbet dinlesin diye verdik. Cebimizden verdik. Cebimizden bizim müessesemiz Lale Gül müessesemiz cebinden 22 bin lira verdi. Namussuzluğun lüzumu yok. Şerefsizliğin lüzumu yok. Biz bu millete kaşıkla alıyorsak kepçeyle veriyoruz. 22 bin lira bir canlı yayın için ödendi. O 22 bin lira o Noel kitabından kazanılmadı. Kazanılmaz. Normalde kazanılmaz. Ben yani biliyorum. E ne yalan konuşuyorsun Noel kaymağı diye? Millet vaaz dinlesin diye cebimizden para veriyor bizim müessese ya. Ya e ama bilin siz de bilmiyorsunuz bak. O canlı yayın bedava mı veriliyor? Demişler ki bu madem Noel gecesi 3 kat fiyat istemiş uydu. Kolay mı? Üç, dört saat mi sürdü? Ne sürdü? Üç buçuk, dört saat bir yayın. Bunun evvelinden de başlıyor. 4-5 saat mecbur kiralıyorsun. Benim de ne kadar konuşacağım arkadaşlar da kestiremiyor. Diyorlar hocam bir saat, hani biliyorlar ben bir saat mümkün değil konuşmam. Diyorlar ki 3 saat yeter mi diyorlar. Ben de yeter diyorum bazı kere üç buçuk oluyor adamlar diyorlar yayın ya biz yine dört beş alalım da diyorlar fazla para veriyorlar hocanın işi belli olmaz diyor ne yapsın bizim yayıncılar benim işime akıl ermez ki e ben de yani o gün de tabii on ikiyi geçirmeye uğraştık ya milleti günahtan kurtaralım diye e tabii yarıma kadar şey ettik on ikiyi yirmi geçene kadar e uzun oluyor yayın e bu pahalı oluyor üç kat fiyat çektiler ne yapalım şimdi bütün dünya dinlesin diye verdik ne Noel kaymağı? Ey gidi Cumhuriyet. Sen yedin Noel'de zıkımları, kaymakları. Şampanyaları sen patlattın. Ben ne kaymağı yemişim? Evet. Şimdi diyor peygamber gösteren terlik çıkartmış diyor. Ya siz biraz sesli olun da şu kameralarda hiç ses almıyor ya. Uyuz uyuz şeyler mikrofonlar alıyorsunuz ha. Milletin nefesini bile almanız lazım. Milletin nefesini çekeceksin. Bak burada millet var burada millet var güldü millet ya peygamber gösteren terlik dedi mi millet güldü ya biraz sesli gülün ya <laughs> vallahi diyorum her yani zaman zikredecek halimiz yok biraz da gülelim yani şimdi bu neymiş diyor işte diyor cübbeli diyor en sona diyor bir terlik çıkartmış diyor terlik diyor satışa başladı diyor yani halbuki bu üç sene evvel 2-3 seneden fazla 3 seneden fazla en az 3 sene yeni başladı diyor. Bunlar 3 sene geriden gelirse Türkiye'yi batırır bunlar haberler. Bunların haberlerini sakın takip etmeyin. Demek 3 sene evvelden geliyor. Yani bunu dinleyen ne olur ya bu adam Allah Allah der ya. Hiç terlik belli konu oldu mu senelerdir? Tam terlikle ilgili konuşacağım şimdi kitap da getirdim. Ondan sonra diyor işte diyor ee, bu diyor ee, bu, te, bu telli diyor din ticareti ürüne çok küçük de yazılar okuyamıyorum. Bir yenisini daha ekledi diyor. Hz. Muhammed'e diyor rüyada gösteren terlik diyor. Efendim daha önce de diyor saçını yıkandığı suyu sattı diyor. Bilmem ne diyor. Böyle yalanlar uyduruyor bu Cumhuriyet Gazetesi. Şimdi bir de şeye bakacağız. Oda TV diyor ki Muhammed'i rüyanıza getiriyormuş diyor. Bu terlik diyor. Efendim e, sandalet diyor. Nali Şerif satılışına başlandı diyor efendim maliyeti 130 TL diyor. Onu anlatacağım şimdi. 130 TL neden? Çünkü deriden, köseleden, kutusu var, kapağı var. Onun izahını yapacağım. İşte azgınların saldırısından, düşmanların galibiyetinden, şeytanların şerinden, sihir ve büyülerin ulaşmasından emin olur dediliyor. Dedim mi ben? Dedim. Kaynak var mı? Var. var. Benim kaynağım Oda TV Cumhuriyet Gazetesi değil. Ben şimdi kitabı getirdim. Bakalım kaç yüz sene evvel kitaptan Büyük muhaddislerden okuyacağım şimdi. Sen benle uğraşabilir misin ya ben kurafeci mi? Ondan sonra cemaatine hitaben yaptı diyor konuşma diyor. efendim, e, faydalarının yazılı olduğu kitapçıkla beraber kutu halinde hazırlıyoruz dedi diyor. Vesaire. E, ben size diyor tıpkı ölçülerinde basmakla hizmet etmiş olacağım diyor. Hakikaten hizmet ettim. Alanlarınızın evlerinde var. Bir bereket olarak duruyor. Bizim de evde bereket olarak duruyor. Başımızın tacı. Değil mi? Nali Şerif'in kendini bulamayız ki. Neyini yapıyoruz? Misalini yani aynı ölçülerde yapıyoruz. Bunun kaynağı var mı? Kaynağı var. Şimdi kaynaklarına geçeceğiz. Şimdi ondan sonra şey dedim çıkarın ta çıkartmamış o Bekir Coşkun bir yazı yazdı. O yazıyı da okuruz inşallah. O yazıya da cevaplar veririz. O da sözcüde yazdı herhalde yine bu hafta. Şimdi konuşalım. Bu Nali şerif meselesi yeni satışa sunulan bir şey değil. 2-3 sene kadar olmuş bir konu olmakla beraber yeni başladı demekle yalan söylüyorsunuz. Bir. Birinci yalanınız bu. Ondan sonra dalga geçiyorsunuz ve alay ediyorsunuz ki peygamberin nalini giyen e biz sadece giyin dedik mi hiç? Asın yüksel dedik. Asın yüksel dedik. Ve işte giyen rüyada görür falan. Rüyada görür. Bunun kaynaklarını şimdi okuyacağım. Efendim Nali Şerifi de gösterelim. Bunu da evde bir tane buldum. Yok yani. Şu anda da yapmıyoruz. Yapılmıyor. Bu Nali Şerif. Finç sureti bu. Bu kutu. Bu kutunun üzerinde Ahmet Zeki Yavaş var. Allah selamet versin. Mübarek iyi bir hattattır. 20 20 seneye yakın evvel bana yazdı bu. Şey. Burada Nali Şerif'in suretleri var ama bunun içinin hepsi yazı. Bu Nali Şerif yazıyla. Hep efendimiz sallallahu aleyhi ve met eden kasideler burada var. Bu kasidelerle yazmış. Çok güzel bir orijinali bende yani. Bunu bastık buraya. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Şerif. Şimdi Nal-i Şerif bakın bak kapağı içine burada. Şurada da şey var yapışması var tık diye buradan mıknatısı var. nal Şerif bu mübarek. Allah'ım salli ala senem, Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Bu mübarek Medine-i Münevvere'de kıymetli seyitlerden, hocalardan, şeyhlerden, Halep'ten gelmiş bir zatın evindedir orijinali. Bu orijinale göre tıpatıp atıp kesiliyor. Ha bazıları buna benzemiyor. Resmi olan Topkapı Sarayı'nda şurada burada. Çünkü Nali Şerif bir tane değil. Kaç tane Nali Şerif var? Devamlı Nali giydiğine göre senede bir veya iki Nali eskitiyordu. Bir Nali eskittiğini düşünsen, yani son Medine'yi bile düşünsen, yani bir iki Nali eskittiği kesin de, bu onlarca Nali Şerif olduğu kesinleşiyor. Yani bu bir hayatın gerçeği. Bu nar şeriflerde farklı farklı ölçüler var. Ve lakin biz isnatlı almamız lazım. Ben gidip Topkapı Sarayı'ndaki ölçüye göre çizemem ki, onu alamam ki. Bu Medine-i Münevvere'de aslı olan, senetli yani senediyle ulaşan zatın kendi tıpatıp kesimidir. Biz ondan sonra bunu kestiriyoruz. Bu deridir, işte arkası köseledir vesaire. Şimdi bu Nali Şerif'in faydası, bu misali. Ne demek misal? Birebir bir kesilmişidir. Bire bir aynı ölçüde kesilmişidir. Bunun bereketi var mı yok mu? Meselesine gelince. Şimdi bu kitap Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Nali şerifleri hakkında faziletleri hakkında, özellikleri hakkında elli küsur kitap yazılmış. Elli küsur. Bu elli küsur kitaptan tabi en meşhuru Mısır'da medfun Ebu'l-Abbas el-Mekkari et mis'ane adlerinin ennefahatü'l-amberiye fi vasf-i hayril beriye. Bu eser. Bu bende yok. fethul müteal fi medhin ni'al. Bu var zannediyorum. Bu hususta kurratü'l-ayneyn fi tahkik emrin ni'aleyn. Bak isimlere bak. Kitapların isimlerine bak. Kainatın Efendisi'nin iki nalinin vasıfları hakkında işte Amber Esintileri, yani tercümesi bu kitabın koymuş. Efendim işte iki nali Şerif'in e, incelenmesi hususunda iki gözü aydın eden, nurlandıran eser gibi birçok isimler. Kimi Hindistan'da basılmış, kimi Merakeş'te basılmış. İşte efendim birçok eser burada zikrediliyor. Şimdi benim elimdeki eser e, Seyyid Abdülhayel Kettani vardı. Bu çok büyük bir velidir. Bu Abdülhayel Kettani e, Hazretleri Etteratibul İdariye isimli eser var. Bu bende var. Bu eserin birinci cildinin 36. sayfasında diyor ki bu kitabın sahibinden de bahsediyor. Ebul Yumn İbn Asakir. Bu meşhur İbn Asakir değil. Siracı Bülkini, e, Büsti, Şemsi Mekkari gibi birçok alim Nali Şerifler hakkında diyor eser yazmıştır diyor. Kettani kitaplarla ilgili konuşuyor. Efendim birçok üdeba, fuzala, nali şerif, sübülül hüde ve raşat bu çok önemli bir eserdir. Bende var. Bazı baskıları 12-13 cilt, bazı baskıları 8 cilt. 7. cildin 318 sayfasında İmam salih Eşşami, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in siretini en iyi yazan bir zattır. İmam Salih'i. O işte rivayetleri getiriyor. Abd bu Nali Şerif'i taşıyan kimidi Sahibun nalin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İki sahibi olarak e, geçmiş kitaplarda tarif ediliyor. 201 isminden biri de na, iki sahibi olarak geçiyor. Fakat e, nali şerifi taşıyan da Abdullah ibni Mes'ud radıyallahu anh. Onun için e, ne diyor Yusuf'un Ebani Hazretleri? Sa'id ibni Mes'udin bi hidmeti enes sa'idu bi hidmeti İbni Mesud nalinlerini taşıyarak mesut oldu. Ben de nalininin resmine ve şekline hizmet ederek saadete erdim diyor. Ben de bu saadet erdim. Kimsenin yapmadığı bir işi yaptım. Bu nali şeriflerin tıp atıp ölçüsünde bir nali şerifin misalini size ulaştırdığım için. E, evet. amin. Var mı sıkıntısı olan? Siz bu işten memnun oldunuz mu? Aldınız almadınız. Mühim değil. Almanız mühim değil ama bu bir hizmettir. Bu bir eserdir. Bu bir tizkardır, bu bir hatıradır. Kimi hatırlatıyor? Sallallahu aleyhi ve sellem'i hatırlatıyor. Kime salavata sebebiyet veriyor? Sallallahu aleyhi ve selleme sebebiyet veriyor. Faydaları neler? Ayrı konuşacağım. Şimdi ee, burada beyan ediyor. Şimdi geldim bu kitabın sahibine. Bu kitap sırf bu usta yazılmış. Cüz'ü timsali nalin nebi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nalinleri hakkında kitap çok. 50 küsur. Bu kitap farklı. Bu kitabı kim yazmışı konuşuyorum. Altı yüzlü. Hicri 614'te doğmuş, 616'ta vefat etmiş. Ebul Yumn Abdus Samad ibn Abdullah ibn Asakir. Bu meşhur e, Tarihu Medineti demiş, Şam tarihini yazan Tabi orada bütün hadislerle beraber gelen sahabelerden rivayetleri koymuştur. O 80 cilt. Bende var o 80 cilt. O İbn Asakir başka. O da 400'lüdür o. Bu İbn Asakir başka. Bunun adı e, künyesi ebul adı Abdus Samet'tir. Bu da İbn-i Asakir. Bu altı yüzlüdür Rahimullah Teala. Allah Teala kabrini nur eylesin. Amin. Bu zatın yazdığı, eserin zaten üzerinde de Nali Şerif'in resmi vardır. Bu kitabın özelliği nedir? Ki Nebhani Hazretleri de bundan almıştır. Çünkü bu usta bize ulaşan en eski kaynaktır. Cüz'ü, cüz risale demek yani parça. Timsali nâlin Nebi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Nalin'inin örneğinin yani örneği. Bu ne şimdi? Nali Nebi değil. Nali Nebi'nin nesi bu? Nali. Timsali, misali. Bu kitap ne söylüyor? Nali Nebi, ya 50 küsur kitap Nalini hakkında. Daha birçok kitapta Nalim bahsi var. Ama Nalini değil bu. Nalininin örneği. Yani neyi anlatıyor tamamen? Bu bizim yaptığımız şeyi anlatıyor. Bu kitap. Burada tabi ilim çok. Bunun müellifi, büyük zat, Şafii ulemasından, Şamlı, Burada anlatıyor işte nerede doğmuş, nerede vefat etmiş falan falan. Şimdi bu zat 40 sene Mekke-i Mükerreme'de kalmış. Hicaz'ın şeyhiymiş bu. Bütün Mekke Medine şey 40 sene. Ondan sonra bu zat hakkında tabi çok Hira Dağı hakkında kitabı var. Birçok eserleri burada zikrediliyor. Efendim, bayram namazı ile ilgili vesaire kitapları var. Şimdi sizin tanıdığınız alimlerden bahsedecek olsak mesela Hafız Zehebi. Hafız Zehebi duymuşsunuzdur. Zehebi hadisle ilgilenen herkes bilir. E, muaddis yani cerh ve tadilci kişiler hakkında yorum yapma yetkilisi mesela şu zat ilmine güvenilir mi? Şu zat muaddis mi? Şu zat doğru anlatır mı falan? Bu gibi kitapları var Zehebi'nin. Hafız-ı Ebi diyor ki bu zat için Ebu'l-Yümin Hazretleri i̇bn Asakir Hazretleri diyor ki El-Allame Çok büyük alim diyor Ezzahid dünyaya karşı çok soğuk Eminüddin dini mübini İslam'ın emini Bu ne demek? Yani Hucetü'l İslam gibi Bu da Eminüddin yani dinin güvenilir adamı Bu zat Şimdi kitabından bir şey okuyacağım da bu zat kim? Onu anlamamız gerekiyor İmam Fasi demiş ki sikaten kâne sikaten fâdolen âlimen çok güvenilir bir alimi idi, çok faziletli bir alim demiş. İbn Rüşeyt İbn Rüşeyt bunlar alimler hakkında ansiklopedik bilgi veren alimler. İbn Rüşeyt demiş ki sahibi din çok dindar ve ibadet çok ibadetli ve ihlas çok ihlaslı. Ve kullu men ya'rifu yusni âli. Bu zatı tanıyan herkes bunu met etmiştir diyor. Daha Altı yüzlü ne demek yani şu anda? 1437 değil. Altı yüzlü demek 800 sene evvel. Öyle mi? 800 sene evvelki alimlerden bu zatı kim tanımışsa ne demiş? Metü senada bulunmuş çok mübarek zat demiş bu zata. İbn-i Fethil Mekke'nin el İmam el Allame el Hafız el Zahid. Hafız demek hadis hafızı demek. Kur'an hafızı çok. Hadis hafızı demiş. Bu, bu zatın kitabı bu şimdi. Hafız Zebiden tutmak. Kaç tane e, zatın nesi var hakkında? Övgüsü var. Demek bu zat güvenilir miymiş? Evet. Alimler bunun hakkında Sika ve Güvenilir raporu vermiş mi? Evet. Vermiş. 800 sene evvelki alimlerden bahsediyoruz. Tabi ondan sonra gelenler de bunları nakletmişler. Şimdi geldik. Bu kitap e, uzun. Hepsi haddesenalı. Yani bana falan anlattı, ona falan anlattı. Alimler bu efendim efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in neali şerifi e biliyorsunuz ki e, sayılıdır. Sayılı olduğu için e, bunu kaç kişiyle bulunabilir? Çok az kişiyle bulunabilir. Ama diğer alimler bunu ne yapmışlar diyor? Mesela bana diyor Ebu Abdullah Muhammed bin Abdil el -Büsti. diğerleri o Ebu Abdullah Muhammed bin Abdurrahman et Tüci Böyle alimlerden naklediyor. Ne yapmış bu alimler? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nali şerifini koymuşlar. Bu nali şerifin üzerine hiza almışlar. Bu hizaya göre tam bir tıpa tıp atıp nali şerif ölçmüşler ve efendim meydana getirmişler. Bu demek ki bunu biz yapmış değiliz. Bunu bütün alimler örneğini bu şekilde çıkartmışlar ve bereket olarak örneğini yanlarında saklamışlar. Ebu'l-Kasim İbn-i Beşküval diyor. Yani bu çok önemli. Yani ben diyor yani Ebu, Ebu İbn-i Beşküval büyük muhaddis. Endülüs'ün en büyük muhaddislerinden. Endülüs Devleti'nin. İbn-i Beşküval Hazretlerinden bizzat okudum diyor bu zat. Nakleden zat. Ebu Cafer ben diyor Ebu Cafer Ahmet bin Ali El Müveysi'den okudum diyor. Birçok kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tıp atıp nalin kestik diyor. Yani Bizim yaptığımız mesele yaptığını söylüyor. İbnü Beşküval o da İbnü Beşküval'den okudum diyor. Biz de onun yanında bir Nali Şerif'in örneği vardı diyor. Biz de örneğinden örnek çıkarttık diyor. Örneğinden örnek çıkarttık diyor. Böylece alimlerden nakil getiriyor. Neyi nakil getiriyor? İşte bu nalimler kaç taneydi? Dünyanın nerelerindeydi? Hangi zatların elindeydi? Hazreti Enes'te vardı. İbn-i Mesud'da vardı. Radıyallahu anh Ondan kime intikal etti? İntikal edenlerden kime intikal etti? Bunların senedi var. Senet demek şeceresi, soy ağacı. Bu soy ağacına önüne gelen bu terlik efendimizin de demesin diye. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl ki hadislerde bana şu anlattı, bana şu anlattı senet var. Bu nalini şeriflerde de ne var? Senet var. Yani ondan geldi, ona ondan, ona ondan hep yazıyla e, tespit var. Bu tespiti beyan ediyor. Buradan ne anlaşılıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eserlerine hadisçilerin, muhaddislerin, ulemanın, evliyanın çok önem verdiği ve değer verdiği anlaşılıyor. Zaten sahabe-i kiram sakladılar. Çok önem verdiler. Hz. Muaviye hırkasını almak için dünyanın parasını teklif etti. Kabe bin Üzeyr hazretlerine o, o da bir kaside bir bürdesi var ya Kab bin sahabeden başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu idamına hükmetti. Efendimiz'i hicveden şiirler yazdığı için sallallahu aleyhi ve sellem katledilmesine ferman çıktı. Sonra o bir uyanıklık etti. Ee, karanlıktan ise işte sabah namazına mı ne geldi. Ee, efendim e, birden e, insanların içerisinde Müslüman olmuş Müslüman olmaya karar verdi. Fakat o kasideyle başladı yani. Ee, o kasideyi okuyunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten orada innen Resul'e Rasul bir nurdur. Herkes ondan yolunu görür, aydınlanır. İşte vel afu inde kiramin nas makbulu banet suadu fe kalbi yevme metbulu diye başlıyor bu kaside. Kâb ibn Zühayr sahabeden bu zat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem katline fetva vermişken, idamlıkken geldi orada iman etti ve bu kasideyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ithaf etti. Ondan sonra ne dedi? E yani iyi insanların yanında af makbul bir şeydir. E iyi insanlar affederse Efendimiz sallallahu ve sellem İyilerin en iyisi tabii ki. Ne yapması icap ediyor? Ne demek dedi yani? Tabii dedi biz de iyi insanız dedi biz. Affederiz dedi. Bir de kalktı. Çok da beğendi kasideyi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çok uzun. O da bir uzun kaside. Aldı e, ka hırkasını hırkasını çıkarttı. Ona giydirdi. O hırka Topkapı Sarayı'ndaki hırka. Bu hırkayı şerifte ziyaret edilen hırka ve Üveys el Karani Hazretlerine gönderdiği hırka. Anladın? Mı? Onun kardeşinin torunlarından intikal etti. Kendisinin soyu yok. Üveysel Karani Hazretleri çocuğu olmadı. Kardeşinden intikal etti o hırka. Ee, buraya kadar geldi. İki hırka da elhamdülillah İstanbul'umuzdadır. Allah İstanbul'u muhafaza eylesin. Amin. O hırkalar bereketiyle hıfz eylesin. Amin. E, ee, Kabe İbn-i Hazretleri'nin den o hırkayı almak için Hazreti Muaviye kendisi yani e, ee, emirül müminin olduğu dönemde yani 20 bin dinar gibi bir para ki kamyondan altın yani kamyondan altın ama e, şey Kâb Hazretleri satar mıyım dedi satar mıyım dedi yani Resulullah giydirdi bana sallallahu aleyhi ve sellem sonra o vefat etti onun çocuklarından falan i̇şte bu çocuklara kalınca meseleleri hepimiz için geçerli tabi ne yaparlar belli değil onun için böyle hayırlı bir malları mülkleri olanlar vasiyet yazıp vakıf yapsınlar ki sonradan çocukları ne yapar? Satarlar yani. Bir de ehil olmayanlara da satarlar bilir. O da bir te büyük tehlike. Ben o zaman çamlı Çamlıhemşi'nin dağlarında ne kitaplar, yani çok kıymetli kitaplar belki de o koca kütübhaneyi bir takım kitabın fiyat parasına sattı çocuk. Sarhoş idi. E biz aldık nasip oldu, aldık o zaman. Dağın başında yani. Ahşap bina. İçi kitap dolu. Eski kitaplar çok kıymetli mesela. E neyse o bize geldi o kitaplar mesela. Elhamdülillah ama e, şimdi her zaman ehline e, gitmez yani. Onun için e, kitabı olan, böyle hayır eşyası olanlar bazı derneklere, vakıflara önceden vasiyet yapıp e, hayır bırakması lazım. Çocuklar satabilir. Tabi burada Hz. Muaviye'ye geçmesi iyi bir şey radıyallahu anh. O da sahabedendir. Onda sorun yok. O efendimizin eserlerine çok değer verirdi zaten. Zaten onlar öyle korundu, korundu da şimdi bize kadar İstanbul'a gel. Oradan Mısır'a gitti biliyorsunuz. Fatımi devleti zamanında onlar Şii'diler falan ama işte eserlere biraz önem verdiler. Mısır'da topladılar eserleri. Sonra Yavuz Sultan Selim cennet mekan Hazretleri de Mısır'dan halifeliği aldığı zaman o eserlerle aldı geldi İstanbul'a. Oradan geliyor hepsi Şecere'li. Dolayısıyla Alimler bu eserlere çok değer vermişler. Bunlarla teberrükte bulunmuşlar. Ama esas mesele eserin kendinden ziyade eserin örneği ve timsali. Bizi tahalluk eden neresi şimdi? Örnekleri. Çünkü biz örneğini kestiriyoruz. Bunun aslı var mı, aslar var mı meselesi. Evet. Burada birçok hadis-i şerifler var diyor. Şimdi ben gel geldim. Bak ben ne kadar kitap konuşuyoruz, delil konuşuyoruz. İşte efendim şu kadar alimden kaynak göstereceğiz. Falan falan. Ama adam kalkıyor, telli diyor, giyen diyor, rüyada peygamberi görüyormuş diyor. Dalga geçiyor. Dalga geçiyor yani resmen. Dalga geçiyor. Şimdi burada İbn-i Asakir Hazretleri'nin kitabından okuyorum. Hatta Sena, Hatta Sena bize anlattı. Bukhari'de de hep Hatta Sena. Hatta Sena ben kimden duydum, o kimden duydu? Senet. Şimdi bu İbn-i Asakir Hazretleri, Diyor ki haddese ne yap bize Kim anlattı diyor. Ee, İbrahim Ümül Hac. İbrahim Ümül Hac Hazretleri. O dedi ki Ekber bana kim anlattı? El Kasım İbni Muhammed. Kasım İbni Muhammed Rahimallah Hazretleri. Kale dedi hatta seni bana kim anlattı? Ebu Cafer Ahmet İbni Abdülmecid Hazretleri. Ve kâne bu zat dedi şeyhan salihan yani Çok salih ve takva sahibi şüphelerden bile sakınan bir şeyh idi. Kale bu zat dedi diyor şimdi. Geliyor musun ne kadar geri geri götürdü şimdi kaç geri? Hadem adel misal ben bu nali şerifin örneğini örneğini kestim tıpkı kestim. Bir ı talebe bir talebeme. Talebem istedi bereket olsun. Ben de diyor aynı örnekte kestim ona verdim yani tahtadan kesiliyor nalin. Veya deriden işte onlar o zaman tahtadan da aynı ölçü kesilebilir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve salavatıullahım ki deri olduğu için deri daha şey olur. Fecani yevmen bir gün bana geldi ve kaleli bana dedi ki Raytul barihete min bereketi hâzîn nal aceben Dün gece bu nal şerifin bereketinden çok acayip bir şey gördüm. Fekultü lehu ve ma Dedim ki ne gördün? Ben hocalar var, herkes dinliyor, canlı yayındayız. Arapça okuyorum işte, ibareleri okuyorum. Kale dedi, sahabe zevci ve cahun şedid Benim eşime çok ağır, bir şiddetli sancı geldi. Ya az daha hanımımı mı öldürecek. Canı çıktı çıkıyor. Fecal dunnal alame fuzul Aldım bu nalini. Nalin derken nalinin kendi değil. Nalinin misalinin misali. Yani aynı ölçü müyüm? Ölçüyü kestiği ölçü. Onu aldım diyor. Ağrıyan yerin üstüne koydum. Siz de evde duruyor işte. Alda alanlarınız var belki çoğunuzda yoktur bir, Bu çok az bir şey oldu. Birkaç yüz tane. Bu böyle birkaç yüz tane bir şey oldu. O da hizmete gitti. Hizmete gitti. Ben zaten kitap teliflerimle geçiniyorum yani. O bazı hizmetlere, faaliyetlere gitti. Bu müesseseler nasıl yaşayacak? Radyo hizmet ediyor. 10 senedir. Televizyon başta hizmet ediyor. Dergisi var. 40-50 tane çalışanı var vesaire. Öyle mi değil mi? Bedava dağıtacak gücümüz yok. Bir holding arkamızda yok. Bir zengin arkamızda yok. E bu hizmetler böyle yürüyorlar. E ben zaten kendim telif ücreti aldım, kitaptan telifim var. Vaazdan para almam, sohbetten para almam. Öyle mi? Dediler ki bu haberi flaş da yapmış. Benim aleyhime. Duydunuz mu siz? Evet. evet. Şimdi bu flaş ne kadar bir şey diyeceğim davalık olacağız ya. <laughs> yani ne kadar nokta nokta. <laughs> i̇lahiri git gidebildiğin kadar. Ben bunlara kaç sene sohbet yaptım haftada bir? Kaç 3-4 sene oldu mu? İki üç olmuştur. Üç var değil mi? Peki ben bunlardan bir kuruş para aldım mı? Elimde yazı var. Bir kere göstermiştim size evvelce. İnternette varmış o yazının resmi. Bir kuruş bizden para istemedi ve para almadı diyor. Yahu sen geliyorsun Nali Şerif sattı, suyu sattı, onu sattı, bunu sattı diye hem benim vaazlarımı vermeye devam ediyorsun hem kandil ne periz ne lana hem kandil gecelerinde benim sohbetimi hala veriyorsun, benden nemalanıyorsun. Ben senden bir kuruş para almadan 3 sene, 4 sene neyse gelmişim. 3 sene derken yayınları altı seneyi geçti. Yani benim sohbetlerimi kullandıkları 6-7 sene oluyor. Hala kullanıyor diyor bak. Şimdi böyle bir terbiyesizlik diyelim en kibar şeyle. Olabilir mi yani ben paracı bir adam olsam öbür hocalar Parasız bir tanesi çıkmıyor. 600 milyar alıyor adam bir ayda. 600 milyar alıyor. Ben sene sohbete gelmişim, teke teklere bu kadar çıkmışım. Telif hakkını bile ben istemiyorum. Telif hakkı da senin olsun yeter ki ben hakkı anlatayım diye çıkıyorum. Sen benim telif hakkımdan bile tıklananlardan bile para kazanıyorsun yiyorsun. Ben onlardan bile 10 milyon 20 milyon tıklanmış dinlenmiş teke teklerim var. Bir kuruş oradan bile almamışım. Telif hakkım yok çünkü. İstemiyorum ki telif. Bu hizmet olsun gitsin diyorum. E ben bu kadar yani sen bunun en iyi misalisin. Bir kuruş para almamışım. 3 sene, dört sene şimdi yedi senedir yararlanıyorsun. Bir kuruş para almayan adama nasıl dersin ki su sattı bilmem efendim nali şerifi sattı bilmem fahiş fiyatlara dersin ya. Ya böyle bir şey ben ilk görüyorum ya. Yani sen o zaman benim vaazlarımı bir daha verme arkadaş. Madem ben böyle namussuz şerefsiz bir adamım. Madem ben efe, öyle mi değil mi şimdi? Yani şimdi bunun doğrusu budur. Ben Nali Şerif'i faiz fiyata satıyorum. Yok efendim ben suyu satıyorum lokumu satıyorum. Böyle şeyler benim hakkımda haber yapıyorsan. Sen bunun en iyi bilen adamsın ki bir kuruş para almamışım. Ya o zaman ne veriyorsun benim vaazımı böyle adamın vaazı verilir mi ya? Bu adam rezil adamdır yani bence bunu yapan rezil adamdır. Niye veriyorsun? O zaman ben rezil değilsem sen rezil oluyorsun. Ya yani bunu yapma. Benim vaazlarımı rica ediyorum verme yani. Böyle bir şey olabilir mi bana hakaret ya? Başka kanala bir şey demiyorum. Flaşa diyorum bak. Çünkü ben oraya gittim kaç sene ya. Hizmet ettik millete. Ne yapalım? E şimdi Diyor ki ağrının yerine diyor Nali Şerif'in örneğini yani koydum diyor. Dedim Allah merini bereketi sahibi azin nal. Bu Nali Şerif'in sahibinin, Nali Şerif'in değil, Nali Şerif'in sahibinin bereketini göster dedim diyor. Bir salavat okudum diyor. ve allâhu lilhîn. Eşim ölüyordu diyor. O anda Allah şifasını verdi diyor. Bu 800 sene evvelki hadis alimi muhaddisin o kendinden de evvel 3-4 senet geri gitti bile gördünüz. Beyanıdır. Kale Ebu İshak, İmam Ebu İshak dedi ki diyor. Kale Ebu Kasım, Ebu Kasım Hazreti dedi ki, diyor, O da kendinin şerhlerini söylüyor. Ve min macuri bed min bereketi. <Sessizlik> Bu Nali Şerif'in örneğini konuşuyor, Kendini değil. Örneğinin bereketinden denenmiştir ki. Ennev men emseke ve indev teberriken bi. Kim teberrük için bereket olsun diye bunu yanında tutarsa. Kâne lev emane. Şey geldik. O da TV'nin haberine geldik. Azgınların saldırısından dedi ya. İşte okuyoruz. Kâne lev emane. Bu eman ve güvence olur. Bu Nali Şerif'in örneği. Min begyil bugati. Azgınların azgınlığından. Ve galebetil udati. Düşmanların ve tecavüzcülerin mağlup etmesinden. Ve hirzen koruma olur. Min şeytani marit. Her inatçı şeytandan. Ve aynı kulli hasit. Her kıskancın gözünden nazarından ve inem şeketül hamilu bi yemine, hamile kadın sağ elinde tutsa diyor ve kad işte aleyet talak doğum sancısı şiddetlenmişse diyor şimdi zaten hemen sezeryana gidiyor kurtarıyor gidiyor eskiden sezeryan yoktu ki canlar çıkıyordu işte o zaman diyor elinde sağ elinde tutsa tesra emruha bi kuvveti doğumu Allah'ın izniyle bu nali şerifin sahibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, bereketiyle kolay olur diyor daha burada Anlatıyor, anlatıyor dünya kadar deliller vermiş e, rivayetler koymuş bu mübarek zat e, bu kitabında. Şimdi geldik Yusuf Nabi Hazretlerinin beyanlarına bak. Kutunun burasında da o beyanları yazdık. Burada sade tüt darayın, şöyle büyük bir ciddir, çok kıymetli eserdir. Ben ondan çok istifade ettim. Daha da size çok kitap ondan hazırlıyorum. Bu mübarek zat Yusuf Nebani Hazretleridir. Yüz sene evvel. Beyrut'un kadısıdır. Osmanlı döneminde Beyrut'un kadısıdır. Allame-i Cihan'dır, peygamber aşığıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Belki yüzlerce eser, şiirler, kasideler hep Resulullah'ın aşkına yazmış. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çok itikadı mübarek, bir, salih bir zattır. Ben ta Beyrut'a gittim. Sonra bir daha da gittim. iki kere, üç kere. Ee, esasen bu zatın kabrini ziyarete gittim. Evet. Orada da dedim ve bir kerametiyle karşılaştım. Kabrini bulamadım, bulamadım. Mezarlıkta döndüm, dolaştım. Tam geri çıkıyordum. Baktım uzakta bir kabrin başına birisi bir kitap okuyor. Yani oturmuş dua gibi bir şey okuyor. Gittim onun yanına bakayım kimin yanındadır. Bir de baktım ne Nebani'nin kabri. Ondan sonra dedi ki bu kitabı da rüyada gördüm bana Nebani. Sana vermem söyledi dedi. Sen de gelecek dedi buraya biri. E kitabı da aldı bana verdi. O kitapta tümü bu kadar bir kitaptır. E, çok eski bir alimin eseridir. E, şimdiki adını unutabilirim. O kitapta bütün salavatı, o kitapla da Ravza-i Mutare'ye gittim Medine'ye sonra. Bütün o salavatın tümünü o kitabı okudum Efendimiz'in yanında. Sallallahu aleyhi ve sellem. O zat sonra bana meczup birini gösterdi. Ben dedim kabirleri arıyorum ziyaretten nereye gideceğim? Üç gün, dört gün kaldım Beyrut'ta o zaman. Üç, dört günde dağların başında ne kadar peygamberler kabirleri var. Elyasa e aleyhisselam dağın başında. Ağustos sıcağında Lübnan'da oraya çıkıyorsun kar var. Kar var. Ağustos'ta erim eski kar var, eski kurtlanmış kar. Dereden bir abdest aldık, donduk. Elyesi Aleyhisselam'ın yanında. Bir meczup adam mübarek benden beter. O ben doymuyor ama o benden beter doymuyor. Üç gün, dört gün, gece gündüz evliya, peygamber kabri bırakmadık. Abdülkadir gelen torunlarını bulduk. Yüz yaşında, doksan yaşında. Yuşa Aleyhisselam'ın esas kabrini bulduk orada. Mağarada Osmanlı özel yapmış. O kabir yani Yusuf-i kabrin başından Anahtar. Oradan aldık anahtarı gittik. Ne veliler gördüm o zaman. Osman'dan kalmış şeceler. şimdi ölmüştüler bu dediğim on seneden fazla. Fakat onlar çok yaşlıydılar. Çok kerametler gördüm onlardan. O zatları. Şimdi Yusuf'un Nebani çok büyük bir veli. Tabi kabri biraz bulunabilir gerçi. Lübnan merkezdeki mezarlık. Fakat işte zor bütün mezarlığı tek başına ayakla dolaşmak e, alamet yok. Burada diyor ki ben de diyor Fethül Müteal Efendimizin nalinleri hakkında Allah'ın Fethi, Fütuhatı diye bir eser var. O eserden aldım diyor. Bu eserleri de söylüyor. Hepsinden diyor ilimleri çıkarttım diyor. Onu bastırdım diyor. Bazı fevahit ve havasını da özetledim diyor. Yani örneğini bastırdım diyor. O zaman da kendisi kitaplara bastırmış. Zaten o olmasa kaybedecektik biz bu işe. O Yusuf'un ebani bir daha bu işi canlandırdı. Burada faziletlerini zikrediyor. Önce Nalin Şerifleri tarif ediyor. Ondan sonra efendim her kim kendisinden bereketlenmek niyetiyle bu Nâlin-i Şerif'in resmini yanında bulundurursa azgınların saldırısından, düşmanların galibiyetinden işte demin, söyledik, demin söylüyor. Hamile kadın söylüyor. Sihir ve büyüler bunu taşıyana tesir etmez diyor. Bunu taşımaya devam eden kişi bütün insanlar tarafından tam bir kabul görür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrini ziyaret etmek mutlaka nasip olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyasında görür diyor. Bunlar ne dediler şimdi gazetelere? Dediler ki peygamber gösteren terlik. Ne alakası var? Peygamber gösteren de, sanki zannettiler ki terliğin içinde ayna var da orada görülüyor. Deli misin sen? Beş vakit namazını kılacağın, düzgün adam olacağın, haramlardan sakınacağın, salavat şerifeyi çok okuyacağım falan 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 dünya kadar şartı var. Terliğe bakınca nasıl göreceksin? Sen yolunu göremiyorsun daha terlikten nasıl göreceksin? Evet. Rüyasında görür adamsa. Onu taşıyan ordu bozguna uğramaz, onu taşıyan kafile yağmalanmaz, bulunduğu gemi batmaz, bulunduğu ev yanmaz, içinde bulunduğu eşya çalmaz. Bu, Beyrut'un kadısı bu. Yusuf'u Nebani, bu demin dedim ya, 50 küsür kitaptan çıkartmış. Bu kitapların bir kısmı şu anda baskısı olmadığı için bize ulaşmadı. Biz 100 sene evvelki basılan bu eserden aldık bunu. Ki Yusuf'u Nebani, Allame-i Cihan yani, Beyrut dünyanın merkezi. Oradaki bütün fıkhı bu veriyor, kadılığı yapıyor. Şeriat ahkamının kadısı. Böyle bir alim yani. Bunda kurafe olur mu? Şimdiki ilahiyatçılar gibi değil, uydurmuyor. Ondan sonra bulunduğu ev yanmaz, içinde bulunduğu eşya çalınmaz. Sahibinin hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem. Ne isterse yapılan dua reddolunmaz. Şimdi bunu çıkaramadım esas. Bana şimdi 20 cilt kitap geldi. Eski büyük bir velinin. O kitapta bir bahis buldum. Sırf nalini şeriflerle okunan salavat. Onları işte küçük bir kitap halinde size bastıramadım. O zaman dedim hatırlarsanız eski. O salavatları okurken elinde bulunursa işte bu halinin sahibi hürmetine diye salavat 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 o çok muhteşem bir salavatlar toplamış o zat. Ama hep nalinler bahsi. Çünkü orada 20 cilt belki 30 cilt de olabilir de ben 2 cildi birleştirdim. Hani fazla cilt olmasın diye. Her bölümünde bir konuyu almış. Salavatla alakalı. Nalini Şerif'in sahibi olması haysiyetiyle. Orada ben öyle salavatlar gördüm işte ona bakarsa, tutarsa elinde. Onu inşallah nasip olsun beni teşvik edin yapalım. E, sahibinin hürmetine hangi darlıkta tevessül edilse yani aracı ya, sahibinin hürmetine Ya Rabbi yardım ettense duar et dolunmaz e, mutlaka sıkıntısı kalkar Nebi sallallahu aleyhi ve selle hangi hastalıkta medet istense mutlaka Resulullah'ın hürmetine şifa gelir sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak bütün bu sayılanların gerçekleşmesi kuvvetli iman ve itikat şartına bağlıdır. Dolayısıyla terliği alınca Resulullah'ı görmek mümkün değil. İmanın sağlam olacak, itikadın el olacak, kuvvetli olacak. Böyle camel edeceksin. Şimdi geldik. Burada burada efendi kardeşlerim bir hurafe var mı? Yok. Yok. Ben dedi ki, bu diyor 130 lira şu anda görürsünüz kocaman şey kutusuyla vesaire gittik dediler Urfa'da Yemen'i aldık yerinde adam dedi gidiyor bu dedi İstanbul'da 140 lira şu kadar terlik aldık diyor şu kadar çocuğu aldım diyor küçücük 70 lira merkezde merkezde yapılan yerde e zaten bunun normal fiyatı deri olursa Altı köşeli olsa hele bir de kutusu vesairesi bu 130 lirada. Ne alakası var bu? Bu zaten hizmete gitti. Zaten hizmete gitti. Onu da bırak. E ben sana bunu bedava dağıtacak bir gücüm yok. Buranın istismar neresinde? Bunu sen yapamazdın kendin. Ben de bunu kolaylık olsun. Sen de evinde bereket olsun. Madem bu kadar faziletini alimler zikretmiş. Niye bizim Müslüman cemaatimiz mahrum olsun? Dedik. Bu kaç sene evvel? 3 sene evvel olmuş bir mesele. Şimdi terlik satışa çıktı diye nereden çıkartıyor bunu? He? O zaman burada ne var altında? Başka bir mesele var. Her taraf birden benim üzerime saldırıya geçti. Efendim, Kürtlere demişim ki şerefsiz. Haşa ve kella. PKK başladı. Siteler başladı. PKK'nın siteleri. İşte ne bileyim artık canlı sitelem doğru mu taklit mi bilmiyorum. Ama hep site gazdan hoca bize şerefsiz dedi. Haşa ökelle. Kürtler Müslümandır diyorum. Canımız ciğerimizdir diyorum. Dört tane, üç tane en az bu konuda sohbetimde alıntı var. Onlar benim sistemde şu anda duruyor. Gidin bakalım. Ben şimdi yeni konuşmuyorum. Eski konuştuklarım var. Kürtlere, Müslüman Kürtlere şerefsiz diyen şerefsizdir. Şerefsizdir. Benim cemaatimde burada dünya kadar Kürt var. Nedir yani? Çerkez olur, Kürt olur, Laz olur. Kürtler bizim canımız, ciğerimiz. Şeyhlerimizden, Kürt olan şeyhlerimizden, silsileden, zatlardan var. Anne tarafından mesela veya baba tarafından. Hz. Mevlana Galip, Hz. Osman'ın torunudur. Dolayısıyla o noktada Hz. Osman'ın torunu olmak için Arap'tır. O kesindir. Çünkü Hz. Osman onun lakabı Osmanidir. Yani İbn Abidin Hazretleri geldi dedi ki rüyamda gördüm. Hz. Osman'ı yıkıyordum veya cenazesini kılıyordum. Dedi ki ben dedi vefat edeceğim. Ben Osman'ın soyundanım dedi. Beni gördün. Ben vefat edeceğim dedi. Beni sen yıkayacaksın dedi ve beni cenazemi sen kıldır dedi. Halid-i Hazretleri veba salgını oldu, şehit oldu. Genç yaşta vefat etti. Hemen o rüyadan hemen sonra İbn Abidin cenazesini kıldırdı. Oradan dedi ki ben Osman torunuyum. Şimdi tabii büyük sahabeden geliyor Ebu Bekir Sıddık'tan Muhammed Bekri, es Sıddıkı, Mustafa Bekri Sıddıkı o büyük şeyhler gelmiştir. Hazreti Sıddık'ın soyundan çok. Hazreti Faruk'un soyundan İmam-ı Rabbani el Faruki, değil mi şimdi? Hazreti Osman'dan Haldi i Bağdadi, Ondan sonra Hazreti Ali Efendimiz'den zaten bütün ehl Beyt, bütün şeyhler, Şazeli'si, Nakşah, Nakşibend, hepsi seyit. E, Abdülkadir Gen'e hepsi de geliyor. E, çoktur tabii şey olarak. ehl Beyt oradan devam ettiği için. Ama diğer büyük sahabenin de soyları e, devam etmiştir. Abdullah el-Herevil Ensari, Meşayih'in şeyhi diyor İmam Rabbani. E, meşayih şey kimdendir? Ebu Ayyubel Ensari'nin soyudur. E, dolayısıyla bütün sahabeden çok büyük veliler yetişmiştir. E, Galdi bir cihetten Kürdidir. Yani Kürttür. Ama bir cihetten de Osmanidir. Yani Araptır. Çünkü Hazreti Osman Araptır. O soydandır. Burada arada gocunacak bir şey var mı? He? Doğuda bu kadar medreseler var. O alimlerimiz var. Şeyhlerimiz var. Ellerinden öpüyoruz. Şefaatlerini istiyoruz. Ölüsüne dirisine ziyarete gittik. Biz hep Bitlis'e gittim. Muhammed Küfrevi Hazretleri var. Evliyanın reisidir yani. Orada gördüğüm, oradaki aldığım kokuyu dünyanın bir yerinde almadım. Ancak Ravza'da olabilir. Öyle bir kabri var. Gece açtırdık. E şimdi bütün Kürt beldelerinde Kürtlerden şeyhlerimiz var. Biz onları ziyaret ediyoruz. Şefaatlerini Allah'tan niyaz ediyoruz. E dolayısıyla e bu orada uydurdular ki Kürtlere şerefsiz demiş. Haşa ve kella. Ben teröristlere şerefsiz diyorum. Sen niye gocuruyorsun demek teröristsin. Evet. Kim askere polise bak bugün patlattılar ortalığı. 5 aylık bebek öldü. 12 yaşında çocuk öldü. Kaç tane cenaze var? E bunlar Kürtlere yapıyor zaten bunu. Ekseriyette Kürtleri öldürüyorlar bu PKK. Bunlar Ermeni dölleridir. Bunlar Siyonizme çalışıyor. Bunlar Yahudi'ye çalışıyor. Türkiye'yi bölmeye çalışıyor. Bunlar Müslüman değildir. Bunların çoğu sünnetsiz çıkıyor. Raporlar var sünnetsiz olduklarına dair. Hat çıkıyor. Dolayısıyla bunun Kürt'le ne alakası var? Kürtler çok iyi Müslüman. Ehli sünnet. Eşari mezhebinden itikatta. Şafii mezhebinden fıkıhtadırlar. Ve bunlar bizden daha da yani maalesef üzülüyorum. Keşke Türkler olarak biz daha ileri geçseydik. Ama şu anda genelde bakarsanız namaz kılma oranı, kadınlarının başlarının tesettür kapanma oranı, örf ve adetine, İslam örfüne bağlılık oranı Kürt milletinde nispi olarak konuşuyorum. Orantı olarak Kürtlerde çok daha fazladır. Ama çok daha fazladır. Türklerde yüzde %20'de kalırsa onlarda da yüzde yetmiş yüzde seksendir. Zaten işte Bekir Coşkun diyordu dedim ya hürriyette yazdığı dönemde. Ya bu Urfa'yı hala düzeltemedik. Niye? Ya bir erkek bir kız parkta öpüşemiyor. Bu ne rezillik diyor ya. Ya bu Urfa ne olacak diyor ya. Adam Urfa bozuk diyor. Niye bozuk diyor. Erkek kız öpüşemiyor diyor ya. Bu ne gericilik yobazlık diyor. Hala doğuyu düzeltemedik diyor. Çünkü çırıl çıplak zina etseler parkta o çok ilerledik. Urfa baş Avrupa'da hemen ilan eder. Aa, Urfa çok medeni falan. Çünkü böyle soyunursan medeni oluyorsun. Demek coşkun bir, bu kafa bir adam. Urfalıymış bir de. Yani o zaman öyle yazdığını hatırlıyorum. Neyse nereliyse. E, dolayısıyla şimdi biz Kürtlerin örflerinin, İslam örflerinin devamını istiyoruz. Zaten onun için dua ediyoruz. Allah Kürt kardeşlerimizi PKK'nın şerrinden muhafaza eylesin. PKK'nın elini onlar üzerinden çektirsin. Allah'ım bir an evvel PKK'nın bütün gücünü, kuvvetini imha eylesin. Hayır. Allah Teala bunlardan, bunlara yardım edenlerden ve bunlara efendim, yaptıklarına rıza gösterenlerden bütün maddi manevi imkanlarını Rabbim ne eylesin. Hayır. Bunları fırsatsız, imkansız bir şekilde bıraksın ki yani sen yol açmak imandandır diyor. Hendek kazmak ne oluyor o zaman? küfürdendir sen hendek kazıyorsun küfürden. Şimdiki aydınlar çıkmışlar o karanlık adamlar imzalar şey etmişler bilmem ne. Ne oluyor? İşte e, ordu ya polis yanlış yapıyor. Hükümet yanlış yapıyor. Neyse hendekleri destekliyor. Yahu sen nasıl profesör oluyorsun? Doçent oluyorsun? Sen militansın ya. Teröristsin sen ya. Sen ya hendek açanı nasıl tasvip edersin? Kadın doğum yapamıyor, ambulans yolda kalıyor, Müslümanlar ölüyor, Kürt kardeşlerimize zarar geliyor. insanlar evinden çıkamıyor, sokağa çıkma yasağı. Keyfine mi hükümet ilan ediyor ya? Terörist dolu içerisi. Camide öldürmüşler adamları. Üç kişi, beş kişi cesedi atmışlar camide buluyorlar ya. Müslümanları öldürüyorlar, imamları öldürüyorlar, hocaları öldürüyorlar. Müslüman olabilir mi bunlar dinsiz, kitapsız bu PKK? Ben onlara şerefsiz diyorum namussuz diyorum. O da kalkıyor diyor ki işte efendim benim hakkımda eski uydurulan resimleri yine pazara sürmüşler. Bilmem ne. Yahu onlar hakkında Habertürk gazetesinde kaç sene evvel, 5-6 sene evvel 20 tane madde çıktı ya. Bunun bana ait olmadığına dair. Resmin şeyinde parmağında altın yüzük var. Böyle dönerken burnunda kemer var. Benim burnum kemerliydi de ameliyat mı oldum arkadaş ya? 20 tane madde var. Orada yapılan kopyalamanın sahte olduğu ve tutturulamadığı. Demek ki iyi para vermemişler. E, proje kalitesiz olmuş demek ki tutmamış. Yani daha çok para vermesi lazım ki Hollywood, Bollywood falan iyi bir proje yaptıysaydı tam cübbeliği tutturabilir. Tutturamamış yani 20 noktadan. Bunu Habertürk gazetesi o zaman yazdı. Bunları koyuyor. Namussuz çakal diyor bana. Efendim bunlar diyor bu PKK, PKK yandaşlarını kastediyorum. PKK'cılar. Bunların sözcüsü, Cumhuriyeti, Oda TV'si, PKK'sı hepsi bu hafta niye coştu? Doğru He, biz doğru yoldayız ona şüphe yok. Ama Allah Teala Hazretleri bu uydurma görüntülerle benim namusuma şerefime leke atmak isteyenleri kahreylesin. Allah'ın bu mübarek cuma gece hürmetine buna alet olanları kahru perişan eylesin. Bunun arka planında, ön planında kimler varsa bu namussuzluğun Allah Teala izzetlerini, şerefleri, ne kadar hasretleri varsa dünyadan çıkmadan onları rezil perişan eylesin. Allah'ım ocaklarını batırsın Allah'ım. Ocaklarını kurusun Allah'ım. Amin. Amin. Hiçbir güçleri, imkanlarını bırakmasın Allah'ım. Salli ala seyna Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi selim. Benim namusuma takılanlar çok tehlike atlattılar. Ondan sonra kendilerinin ardından bak neler konuşuldu. Bakın kaç kişinin başına geldi. Bana bunu konuşanlar helak oldu gittiler. Kimisi öldü kimisi kaldı ama şerefleri hasretleri perişan oldu. Bana bu kumpasları kuranların akıbetleri daha neler olacak göreceksiniz. Onun için böyle insanların namuslarıyla uğraşanlar helak olacaktır. Yani ben imanlarını istemiyorum. Çünkü Musa Aleyhisselam dedi ki Ya Rabbi imanını al. Karun imansız gitti mesela. 70 seçkin kişiden idi, sahabeden idi. Musa Aleyhisselam dönemi helak oldu. Ben öyle demiyorum. Ben imanlarını al demem. Ya Rabbi hidayet eyle. Amin. Ya Rabbi ıslah eyle derim. Amin. Çünkü ben imansız ölçmelerinden bir şeyim yok. Ama Allah'ım imkanlarını al Ya Rabbi diyorum. Amin. Çünkü imkanlarını kötüye kullanıyorlar. Amin. Bak imanlarını al demiyorum, imkanlarını al diyorum. Çünkü bu imkanı kötüye kullanıyor bu, bu insanlar. Allah şerlerinden muhafaza Amin. Amin. Şimdi... Nasıl gidiyor vaazımız? <laughs> İyi gidiyor. Siz seversiniz böyle şeyler. <laughs> Benim cemaat iyidir yani bu Faldir. Faaldir. Şimdi Bekir Coşkun'un Nali Şerif hakkındaki yazısı. Cübbeli Ahmet Hoca diyor, giyenleri cennetin kapısına yönlendiren Allah hiç giyen dedi, giyin dedik mi hiç? Ya yukarı koyun öpün dedik, Giy giyme nereden çıktı? Nali Şerif terliklerini piyasaya sürdü diyor. Ya Bekir Coşkun'um diye, gazeteciyim diye geziyorsun. 3 sene evvel olan bir şeyi piyasaya yeni sürdü diye yalan konuşuyorsun. Yalan söylüyor mu? Ben böyle bir şey sürdüm mü piyasaya şimdi? Yok. Bak yalan oldu bak. Bekir abi bak yaşlısın. Yani yapma bak abi. Şimdi bütün millet yalancı dedi bak. Ben demedim bak. Terliği ben piyasaya sürmemişim. Böyle bir şey yakında var mı böyle bir şey? Ya bu diyor ki sürdü diyor. Sürdü demek. Ya yalancıdır. Telli bin git diyor. 135 TL. <laughs> Bak. Eğer diyor diğer ürünlerden sakalı şerifin yıkandığı sudan parantez açmış yudumu 3 TL. <laughs> Yuh be. <laughs> Yuh olsun sizin hamer vahanıza. Siz 10 bin, 20 30 bin, 50 bin en az dağıtıldı Sinan Erdem'de. Burada şu anda yüzlerce belki binden fazla kişi var. Bir yüz binlerce de dinleyenimiz var. Tabii sonradan da dinleyenlerle beraber milyonlara ulaşıyor bu konuşmalarım. Peki bir kuruş aldınız mı? Hayır. Verdiniz mi? Hayır. E nerede Yudumu 3 işte TL diyor ya? Ya sen Sözcü gazetesi bu kadar bu adamı hürriyet attı sen de at bari bu adam Sözcü'yü de batıracak. <laughs> yudumu 3 işte TL. İçip hastalıklardan kurtulursan diyor. Kabirde azap çekmeyi engelleyen ve cehennem ateşine dayanıklı kefen. Ulan cehenneme kefen dayanır mı? Adama cehennem gelmeye görsün. Cehennem geldikten sonra ne dayanır ya? Bak bak cehenneme dayanıklı kefen parantez 370 TL. Bir defa ben böyle bir kefen satmadım 370 TL fiyatına böyle bir şey yok ya. Kat kat kat. iki kat 3 kat artırıyor. Bir de Hırsızlığa, depreme ve yangına karşı boynuna muskayı şerif. 10 TL demiş ona neyse. Asarsan, ayağında zaten cennete götüren terlik diyor. Daha ne olsun diyor. Ben diyor Cübbeli Ahmet Hoca derim diyor arkadaş diyor. İyi de deme devam et. Dini imanı kullanıp diyor. İnsanlardan aldığı o ile fabrika fiyatına uçaklar alıp binenlerden iyidir diyor. Hiç olmazsa terliği sen giyiyorsun diyor. Kefenede sen giriyorsun diyor, suyu da sen içiyorsun diyor. Paralı da olsa diyor, yine sana dönen yarayan bir şey var diyor. Memleketi soyanlardan yine Cübbeli Ahmet Hoca iyi diyor. Sonunda efendim çok da kötü bağlamamış. <laughs> diyor ki annelerin, babaların çocuklarından fellik fellik gizlemeye çalıştıkları yüz kızartıcı rezaletlerin yanında işte soyanlardan, kamu malını yiyenlerden çatıyor oraya çatıyor buraya. İşte diyanete çatıyor, oraya çatıyor, buraya çatıyor. O zaman diyor, ben diyor bunlara bakınca diyor, Cübbeli Ahmet Hoca ve terliklerini tercih ederim diyor. <gülüyor> He? <gülüyor> Belki ölmeden gelir bu yola bilmem ki. Sana bedava terlik gel. <laughs> terlik bedava. <laughs> Su zaten bedavaydı da. <laughs> tamam terlik bedava. Hanımına da bir eşat nali şerifli. 10 TL ama sana bedava. Tamam Bekir abi. Abimiz, ablamız çoktur ha. Bunları alabilsin Mahmut Hoca. Evraklar tamam. İşleme konmuştur. Şimdi geldik Emine ablamız var bir de bizim. Bu da ablamız. abimiz, ablamız çoktur ha. Bu ablamızı da yav arkadaş. Ben hoca değilim diyor ama konuşuyor. Ondan sonra Tabii birkaç konu var burada özellikle. Çok ağrıma giden bir konu. Benim hakkımda konuşma. Bana da bir şeyler etti hapis sürecinde geldi gitti ama neyse. Diyor ki boşanma diyor. Üçten dokuza diyor şart olsun dersen diyor. Kadın diyor boş oluyormuş diyor. Nasıl iş bu diyor ya? Kaç senelik karına diyor üçten dokuza dediğin anda diyor bu kadın nasıl gider arkadaş diyor ya. Üçten dokuz oluyor. Ben diyor Kur'an'ı baştan sona okudum diyor. Sonradan da diyor ki, tabii mealinden diyor. Yani o da Mustafa İstamoğlu'nun mealidir herhalde. Ben diyor, Kur'an'da diyor, böyle bir şey bulamadım diyor. Hani İbni Mesud'a bir kadın geldi de radıyallahu anh sahabeden bir kadın dedi ki İbni Mesud dedi sen dedi peruk takan kadınlara lanet okuyormuşsun. Sen dedi bu hakkı nereden buluyorsun dedi. fıtrat e, Fıtratı Tahir kitabımda var kaynaklarıyla. O da dedi ki mali ila elanu ve Rasulullah ve fi kitabillah. Allah'ın peygamberinin lanetlediği bir kimseyi ben niye lanetlemeyeyim? Zaten bu Kur'an'da da yazıyor dedi. Kadın da dedi ki ben Musaf'ı hepsini belledim, ezberledim dedi. Kadın Kur'an hepsini biliyor zaten. Sahabe kadını. Ben dedi böyle bir şey Kur'an'da bulamadım dedi. Ama açık yok diye bulamadım dedi. İbn Mesud ona da dedi ya ben de o sözü Emine ablaya söylüyorum. Lenkün tikaraati fakat vecetti. Sen Kur'an'ı okumuş olsaydın onu bulmuş olacaktın. Demek okumamışsın. Peki onun mevzusu neydi? Peruk işi. Öyle yuğayı fele kalk Allah. İşte Allah'ın yarattığı şekli değiştirecekler diyor şey şeytan. Ben diyor emredeceğim diyor. İşte Allah'ın yarattığı şekli. Perukta işte saçına saç ekletmek veya vesaire. Bunlar fıtratı yaratılışı değiştirmekten dolayı şeytanın bu şeyine giriyor diye. Yani Lan Allah lühaşime ve müstevşime işte saçına saç ekleten vesaire. Bunlara Allah lanet etti hadis-i şerifte de var. İbn Mesud ona diyor ki doğru okusan bulacaktın. Niye? Ve ma ta'ku rusul Peygamber ne verdiyse onu alın ayeti var ya diyor. He peygamber de yasakladığını ve ma ne Yasakladığını bırakın diyor. O zaman ne oluyor bu ate göre? Hadislerde geçen hadislerde geçen bütün emir ve yasaklar nerede geçmiş oluyor? Kur'an'da geçmiş oluyor. Niye? Peygamberim neyi emrettiyse alın diyor. Eğer ki Kur'an'daki emirlerden bahsetseydi zaten peygamberim ne verdiyse demeye lüzum yoktu. O zaman zaten Allah Teala birçok ayetinde Kur'an'a tabi olun diyor. Ayrıyetten ne diyor? Resulüm ne verdiyse alın diyor. Bu ne demek istiyor? Kur'an'ın dışında size sünnet ve hadisler var gelecek. Meyutur resul Allah aynı bana itaat diyor. O zaman tek bana itaat edin derdi zaten Kur'an yetseydi. Niye hep Rasul'e itaatı vurguluyor Kur'an-ı Kerim? Çünkü neden? Rasul'e itaat hadislerdedir de onun için. Öbür türlü zaten Kur'an Allah'ın kitabıysa Allah'a itaat edinden başka bir şey demeye gerek yok. E Bütün Kur'an Rasul'e itaattan bahsediyor. E dolayısıyla sen Kur'an'ı okusaydın, Rasul'ün emrine uyunu görseydin bunu da bulacaktın. Çünkü hadiste var ki saç eklettirenlere lanet ediyor. Yani peruk takanlar. Neyse o ayrı bir konu. Şimdi Emine abla da Kur'an'ı okumuş olsaydı bu ayet gibi zımniden bahsetmiyorum. Açık nasıl görürdü. Ne diyor? Ha, 3'ten dokuza demek doğru bir şey mi? Doğru bir şey değil. Çünkü talak kaç tanedir? Üç tanedir. O dokuza giden laf nedir? Fuzulidir. Bir adam dese ki karısına bin kere boş ol. Bin kere, yüz bin kere, katır trilyon kere dese bu nereden geçer? 3'te Üçte geçer. 3'ten sonrası zaten fuzuli lafı güzel. Boşuna konuşuyor herif. Fuzuli. Ama üçten dokuza derken onu tekit etmek istiyor. Yani üç kere 3 hani. Tam tekit yani. Asla senden aramda bir bağ kalmasını kastediyor zaten. Dolayısıyla üçten dokuza şart olsun bilmem ne deyip de bu kadın da bu şarta göre tersini yaptığı takdirde değil mi? Yani ananın evine gidersen üçten dokuza boş ol diyor. Bu da gidiyor anasının evine girince bu talak şarta bağlandığı için vakı oluyor değil mi mesela? E, dolayısıyla Burada üçten dokuza demek doğru değil. Çünkü boşamak helal mıdır? Helaldir. Geçim olmazsa boşanılabilir. Peki ama Allah'ın en sevmediği helaldir. Ayrı dava. Mümkün mertebe sabredilmek, yuvayı yıkmamak icab eder. Ebgazul helal ile Allah talak. Allah'ın en kızdığı helal talaktır. Ama bu vakı olmuştur. Yani sahabede de olmuştur. Bütün ulema da evladım. Boşanman olur. Çünkü kadına da yazık, adama da yazık. Geçinilmiyorsa o zaman talakta sünnet olan nedir? Talakta sünnet olan, e, kadın hayızken vermeyeceksin, temizken vereceksin. Çünkü hayız halindeyken cinsel yaklaşma olmadığından soğukluk olur. Soğukluk zamanında da bir de sinirlenirsen zaten de yanaşamıyorsun. Efendim daha büyük talakat sebebiyet verir. Onun için sünnet boşanacaksan temizken vereceksin. Yani ilişkili anınızda vereceksin ki bu nefretin geçici mi? Yoksa kalıcı mı? Sabit bir nefret mi? Olduğunun tespiti bakımında. Bu sünnet talakta. Ondan sonra nedir? Ee, bir talak vereceksin. Üç ay bekleyeceksin. Belki yeniden bir barışma ve huzur ortamı sağlanır, yuva kurtulur. İkinci talak vereceksin. Yine üç ay bekleyeceksin. Böylece üçüncü talaka kadar altı ay geçmiş oluyor. Altı ayda da insan yani düzeliyor mu, kalıyor mu, bozuluyor mu? yanlar en azından. İslamiyet bunu öneriyor. Boşama mecburiyetinde olan ailelere. Sünnet budur. Dolayısıyla 3'ten 9'a bir kere de 3 talağı vermek zaten sünnet değildir. Nedir? Bid'attır. Bid'attır ama geçerli midir, değil midir? Şimdi bid'attır ayrı bir şey. Yaptığın iş bid'attır. Ama karın hanım boş oldu mu? Boş oldu. Şimdi bu Emine abla çıktı demesi mi ki Üçten dokuza şartlı meselesinde her yerde aradım hiçbir e, eski eserde bulamadım diyor. Yani şunu demek istiyor. Yani 3'ten dokuza deyince kadın boş olmaz demek istiyor. Ne demek istiyor? Doğru mu söylüyor? Hayır, hayır. Yanlış söylüyor. Çünkü üçten dokuzadan dokuzu fuzulidir ama bu lafı da böyle kullanmak sünnete muhaliftir, bidattır ama üçten dokuza lafıyla nikah gider mi? Gider. gider. Bulamadım diyor. Şimdi dikkat et. Her yerde anı bulamadım diyor. Ondan sonra da diyor ki bunu diyor niçin uydurmuşlar? Yani buna ne gerek duymuşlar? Bunu bir kişi ortaya atıyor. Bütün İslam alemi bunu tutuyor. Bütün İslam aleminden ne katıyor biliyor musun? Bütün dört mezhep, bütün alimlere göre, üçten dokuzaya göre nikah gidiyor mu? Bütün İslam alemine diyor ki bunların hepsi yutmuş diyor. Yani tek kendi doğruyu bulmuş. Bir insan derse ki bütün herkes sapıtmış, Resulullah ne buyuruyor? En çok sapıtan kendisidir diyor. Çünkü bu kadar İslam alemi, bunda ittifak ettiğini kendi ağzınla söyledikten sonra bunlar nasıl bunu uydurmuş da yutmuş dediğin anda ehl sünnetin, cumhurun, ümmetin tamamı la teşteme ümmeti ala dalale benim ümmetim sapık bir fetvada, görüşte, inançta asla birleşmez buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Tirmizi hadisinde geçer. İnna Allah la ümmeti ala Allah'ın bana sözü var diyor. Benim ümmetimi sapık bir fetva da, görüşte, inançta Allah birleştirmeyecek. Bugün Mutezile'nin savunucuları var. Bizim ilahiyatta da bolca mevcuttur. Bugün Şia var. Velakin ümmetin ekserisi doğru yolda mıdır? Evet. Yoldadır. 1 milyar 600 milyon 700 milyon ise bunun 200-300'ü eli sünnet dışındadır. Geri kalan 1,5 milyara yakını hep eli i sünnettir. Dört mezhebe bağlıdır. Değil mi? Evet. Elhamdülillah. Çünkü hadis-i şerif müjde vermiştir, kesindir. Sapıtanlar olacaktır ama sapıklıkta birleşmeyecekler. Ha, e hadis böyleyken, sen şimdi burada diyor sanki herkes bunu yutmuş, bütün İslam alemine göre böyle. E bütün İslam alemine göre böyleyse, doğru bu zaten. Çünkü icma var, sen ne yaptın? Sen doğruyu buldun. Neyi buldun? Böyle boşanma olmaz. Yani bu adamın sözü yani talak değil diyor. Bu bütün İslam'a bir de Kur'an'da bulamadım. Nerede bulamıyorsun? Kur'an'da üç talağı bulamadım. Dokuzu fuzuli zaten. Üç talaktan bahsediyoruz. Adam üç talakla boş ol dese, dokuzunu boş verdik. Üç talakla boş ol dese, boş olmayacak mı? E oluyor. Ayet mi arıyorsun? Et <Sessizlik> talakumerraten. <Sessizlik> talak iki kere verilir diyor. Bakara suresi. Daha sonuna gitmeye lüzum yok. Belki uykun geldi, yoruldun. Başında da mı bulamadın? Et talaku boşamak merratani iki keredir. İkiden sonra ne olur diyor. Bir boş ol dedin. İki boş ol dedin. İkiden sonraki karar. Fe imsakum bi marufin. Ya kalan bir bağ ile insan bir talakla bile evliliğini devam ettirebilir mi? Ettirebilir. Kalan bir bağ ile yeniden maruf üzere örf adete uygun şekilde biz anlaşabileceğimizi düşünüyoruz. Çoluk var, çocuk var ortalıkta. Bir şekil fedakarlıklar yapalım falan dersin, tutarsın. Tutarsın ne demek? İki talakı gitmişse de bir talak ile evlilik devam eder. Aynı eşindir. Bir bağ kalıyor, bağ. Talak bağı çözmek. Akit düğümlemek. Nikah nedir? Evlendim, aldım, kabul ettim. Evlenmeyi kabul ettim. Akittir. Akit düğümlemek. Talak ne demek? çözmek. Dolayısıyla üç bağ vardır. İki kere diyor bağı çözersen, ikiden sonra diyor ne kalır? Ya diyor bir bağ tutarsın, düğümü çözmeden evliliğini devam ettirirsin. Ev tesrihün bi ihsan. Ya da diyor salarsın. Ne demek salarsın? Üçüncü talakı vererek he? Üçüncü talakı vererek o da ihsan ile. Yine iyilikle, güzellikle, hediyelerle, ikramlarla, Neyse nafaka, çoluk çocuğu varsa nafakalarla iyi davranarak salarsın. Yani diyor üçüncüyü de verirsin. Hepten bağlar, koparırsın, kesilir gider. E nerede üç talak yok Kur'an'da? Öyle boş ol deyince boş olacak. Var mı öyle iş diye ya? Diyor ki öbür spiker kadın. Kadından kocası razıyken ölürse cennete girermiş. Var mı şey? Uydurma diyor ya. Halbuki en ve zevcu ana Kocası kendinden razıyken ölen kadın mutlaka cennete girdi. Hadis-i şerif sahihte geçiyor kütübü sitte hadisi. O yok, bu yok. Ondan sonra diyor ki Bizim diyor kaynağımız diyor. Bizim diyor kaynağımız diyor. Kur'an ve mütevatir sünnet. Dikkatinizi çekerim. Mütevatir sünnet deyince neyi inkar ediyor? Sen de zannediyorsun ki sünneti kabul ediyor, hadisi kabul ediyor zannediyorsun. Halbuki mütevatir sünnet derken neyi kastediyor? Bukhari, Müslim hepsi gitti. Çünkü mütevatir kaç tane var? Mütevatir yani Kur'an gibi kalabalıklardan aktarımlı. Lafzı aktarımlı, lafzı. Mütevatir 18 tane var. Mütevatir hadis 18 tane var. En o da en fazla. Bazı alimlere göre 8, bazılarına göre 4. Mütevatir 18 tane hadis var. Bizim kaynağımız olması için hadisin mütevatir olması şart mıdır? Değildir. değildir Ama bir adam hadisi inkar ederken, hadisin genelini inkar etse kafir olur. Ama bir hadisi inkar ederken mütevatirse kafir oluyor. Anladın mı? Hadisin bizi bağlaması açısından, fıkha yön vermesi açısından mütevatir şartı var mı? Yok. Ama bir adam hadis inkar derken kafir diyebilmek için mütevatirse diyoruz ki kafir oldun. Çünkü Resulullah'ın ağzından çıksaydı yanında bile inanmıyorum demiş oluyorsun. Çünkü o mütevatir. Ama bir de manen mütevatirler var. Bunlar onu kabul etmiyor. Manen mütevatir ne demek? Mesela i̇şte sakal tıraşın haram olduğu ve sakalın vacip olduğuna dair Ali Efendi dört mezhep müftüsü o kadar araştırma ve tetebbuatın vardır ki lafzan mütevatir değilse de ki halbuki Bukhari'de var ama manen mütevatir. Yani aynı sözle gelmiyor ama bütün manalar aynı yere gelen dolu toplanıyor. Toplanınca bu mana çıkıyor ki doğrudur. Ne gibi? İsa Aleyhisselam'ın ineceği hususu gibi. lafzan mütevatir diye ama manada yüzlerce hadis aynı manada olduğu için Mana birbirini kuvvetlendiriyor, mütevatir oluyor. Dolayısıyla manen mütevatire girerse, onu da inkar eden kafir olma tehlikesindedir. Manen mütevatir. Anladınız mı şimdi? Şimdi bu ne diyor? Benim kaynağım diyor, bir Kur'andır. Bir Kur'andır diyor. Bir de diyor, efendim, mütevatir sünnet diyor. Mütevatir sünnet lafında doğru mu konuşuyor? Yanlış konuşuyor. Çünkü bizim Hanefi fıkı, Şafii ve Fıkıh, bütün fıkıhlarda geçen hadislerin hiçbiri mütevatir değildir. Mütevatir olmasa da hadis sahih olabilir mi? Tabi Bukhari'deki hepsi nedir? sahiptir Sahih Bukhari. Adı Sahih Bukhari. Kütüb-i Sitte hep sahiptir Müslim sahiptir Hakim Müstedrek sahih şartlarını gözetmiştir Bukhari'yi Müslim'in şartlarına göre hadisleri toplamıştır. Dolayısıyla sahih de Tirmizi'de vesairede Tirmizi'nin adı, Süneyli Tirmizi diye geçen kitabın adı nedir biliyor musun? El-Camius Sahih. Sahih hadisleri toplayan demektir. El-Camius Sahih'tir özel ismi. Dolayısıyla bizim mütevatir diye bir şey arama şartımız var mı? Yok. Bak size yuttururlar ha. Sen de dersin, aa kadına bak mütevatir hadisleri kabul ediyor falan. Maşallah dersin. Zokayı yersin. Çünkü neden? Bütün hadisleri inkar etmek oluyor. Bukhari, Müslim hepsi gitti. Anlatabildim mi? Sizi ben uyarmasam sizi çok çukura düşürecek Ondan sonra mütevatir hadis şartı yok öyle bir şey. Kim dedim mütevatir? Benden duyduğunuza uyum buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra e, bir cemaat kalabalık duyacak. Kalabalıktan kalabalık, kalabalıktan kalabalık. Mütevatirin e, şartları ağır. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ureyre'ye bir şey dedi. Bu hadis olmayacak mı şimdi? E sahabeden birine bir şey dedi. Çoğu zaman iki kişi oluyor yanında. Bir kişi oluyor yanında. Annelerimiz gece evde tek. Dünya kadar hadis rivayet ediyor aşağınamız. Nasıl mütevâtir olacak? Kalabalık cemaat nereden duyacak evdekini? Din gidiyor yani mütevatir şartı koyarsan. Fıkıh, mıkı hepsi çöktü. Çünkü neden? Hadis mütevâtir mi diyecek? Değil dediğin anda Hanefi fıkıh gitti. Şafi fıkıh gitti. Çünkü onlar normal hadislere dayanıyor. Yani sahabeden biri bile, bir sahabi bile, İmam-ı Azam ne diyor? Radıyallahu anh, İmam-ı Bir sahabeden bile bir rivayet gelse, kendi içtihadımı terk ederim, o sahabeden hadisi bırak. Hadis, sahabi bu hadistir. Resulullah'tan duydum demesini demiyor. Sahabenin sözü ise bile ben görüşümü terk ederim diyor. Sahabenin sözü bile benim görüşümden üstündür diyor. Çünkü o Resulullah'ı görmüş sallallahu aleyhi ve sellem. Anladınız mı? Mütevatir diye bir şart asla yok der. Orada diyor ki benim kaynağım odur. Ondan sonra ne diyor? Diyor ki öbür hadisleri ise diyor. Bakarım diyor. Bak 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 ne kadar ilmi olması lazım. Yüz binlerce hadis. Bukhari'de sekiz bin var. Ahmet İbni Hanbel'de otuz bin var. Şu anda gelimizde kaç yüz bin var. Milyonlarca. Ahmet İbni Hanbel bir milyon biliyordu. Bu kadar hadisi bu bakacakmış. Daha kaç tane okudu acaba? Diyor ki bu hadislere de bakarım diyor. Kur'an'a uyanı alırım, uymayanı atarım diyor. Ya senin Kur'an'a uyup uymadığını anlayacak kadar ilmin var mı? Daha talakı bulamamışsın üçü. Sen önce üçü bul. Hanım ablacığım. Yapma yani. Şimdi hadislerde Kur'an'a uyarsa alırım, uymasa atarım diye böyle bir şey var mı? Arkadaş, ben sana şimdi bir hadis-i okuyorum. Resulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. İnne likulli hakkın hakkı felâ vasiyeteli varis. Allah her hak sahibinin hakkını bildirdi. Anasına kadar alacak. Babasına ne kalacak? Mirastan payını. Artık hiçbir varis vasiyet yapamaz diyor. Vasiyet hakkı kalkmıştır diyor. Bu hadis mi? Hadis. Sahih hadis. Vasiyet geçerli değil diyor. Yani vasiyet derken kimi kastediyor? Yani Annenin hakkı ne? Fıkıhta ne yazmış? Efendim, kadının kocasından çocuğu yoksa, efendim, velekum nisum hatarak kezvacukum, size ne diyor? Mesela, eşlerinizin miras bıraktığının yarısını alırsınız. Kadın öldü zengin veyahut neyse parası var. Koca ne alır? Yarısını alır diyor. İllemekülle ne böyle? Efendim, ee, çocukları yoksa diyor. Çocukları varsa diyor siz dörtte bir alırsınız. Mesela şimdi diyor ki bunu diyor Allah Teala vasiyetleri yani hakları belirtti diyor. Artık varise vasiyet geçerli değil diyor. Varise vasiyet. Varistarken cami değil. Cami zaten sana varis değil. Sen onun için malımın şu kadarını şu derneğe diyebilirsin. Onu demiyor. Varis demek anam baban karın kocan. Onun hakkı zaten belirli diyor. Vasiyet yapamazsın. Sen desen ki dörtte bir değil de sekizde bir alsın. Olmaz çünkü Allah belirtmiş diyor. Halbuki ayetlerde ne diyor? Yusuykumullah fi evladikum. İşte e, bazı ayet-i kerimelerde ketem kütübü Eğer diyor sizden biriniz diyor ölüm döşeğine düştüğü zaman mal bırakacaksa diyor lil öyle yakın akrabasına ana babasına vasiyet yapması farzdır diyor. Şimdi ayette diyor ki vasiyet babam şu kadar alsın diye vasiyet etmesi farzdır diyor. Kütübe diyor. Aynı oruç kütübe aleyküm usuyam gibi. Oruç farz neyse bu da farz diyor. Resulullah hadis-i şerifte ne diyor sallallahu ve ha, Herkesin hakkı belli diyor. Varise vasiyet geçerli değildir diyor. Şimdi bu hadis bu ayetle çelişti mi? Hayır, zahiren görünüşte çelişti mi? Çelişti. Sen de ne diyorsun? Bu ayete uymadığı zaman diyorsun, vururum duvara atarım diyorsun. Diyemezsin. Neden? Çünkü hadis de vahidir. Yani ayet Allah'tan geliyordu, hadis kimden geliyor? Şeytandan mı geliyor aşağı? O da Allah'tan geliyor. O zaman Allah istediği hükmü ayetle bildirebilir, istediği hükmü hadisle bildirebilir. E Kur'an'dan çelişti diyorsun. Ya aslında iyi okusan Kur'an'ı öbür ayetlerde de diyor ki anam baban şu kadar alacak diye söylüyor. Dolayısıyla o ayetin hükmü zaten nesk olunmuş oluyor. Öbür ayetlerde zaten bunu belirtmiş oluyor. Ama sen dış bakıştan Vasiyet farzdır. Burada da vasiyet yoktur. çelişki görüp hadise atabilirsin. Halbuki atamazsın. Çünkü Kur'an'ı iyi okusaydın o hadisin doğruluğunu anlayacaktın. Sen niye göre Kur'an'a uyanı uymayanı belirleyeceksin? Ne ilmin var? Ondan sonra bir şey soruluyor. Ben yetkili değilim diyor. Ben bu konuda yorum yapamam. Diyor. Çok araştırdım da diyor. Buna bir şey bulamadım diyor. Dart meselesine geliyor. Kadınların dövülmemesi. O Mehmet okuyan bağlandı zaten. Oy dedi Emine Hanım dedi. Kur'an kadını diyor, İslam kadını diyor. Bir yıkama, yağlama, cilalama, parlatma. <laughs> Çünkü neden? <laughs> Mehmet okuyanı da kim yıkıyor, yağlıyor, parlatıyor? <laughs> Mustafa İslamoğlu. Onu kim yıkıyor, parlatıyor? Aziz Bayındır. <laughs> Arkadaş. Durum bu. Mehmet okuyan çok iyi İslam kadını dediği anda sen bittin ya hemen estağfurullah sizin metninize muhtaç değilim demesi lazımken orada da bir de dart meselesi dövdüydü dövmediydi o e, okuyanda diyor ki Kur'an'da çok kelimelerim çok manaları var o dart diyor yola koymak demektir diyor yola koymak demektir işte Müzzemmil suresinde var diyor Nisa suresinde orada iki kadın da çıkmış böyle dinliyor spiker ne yapsın zaten ha böyle dinliyor <laughs> ya arkadaş Nisa suresinde var ama ve idâ darabdün fil ard yeryüzünde yolculuk yaptığınız zaman seferi mesafe ayetidir Orada fi ile kullanılıyor. Fil az, fi. Fi olursa Arapçada darabe birkaç manaya gelir ama o manalar istediğin yerde istediğini kullan demek değildir. O şöyledir. Fi harfi olursa önünde yolculuktur. Anladın? Darabellahu lemsel. Misal, direkt müteaddi harfi cersizse beyan etmektir. Anladın mı? Veya darp, darp etmek. Türkçe'de bile darp etmek ne? Ya mahkemeye git. Sicil, kayıt, bütün eski kayıt. Osman'dan tut, bütün örf, darp ne demek? Darp. Darp vurmak. Şimdi diyor ki yola koymak. Müzzemmilde var. Var. Yadribune fil arz. Müzzemmilde de fi ile kullanılıyor. Fi harfi ile kullanılırsa yolculuktur. Burada fadribune direkt. E peki darp etmek emir midir? Değil. Efendimiz sallallahu aleyhi dövmüş müdür? Dövmemiştir. İnnilâ tribun nisa. Ben kadınlara vurman buyuruyor. Ondan sonra sizi hanımlarını dövenler leşe ulakum bi Onlar asla sizin hayırlılarınız olamaz buyuruyor. Darp emredilmiyor. Ama darp nedir? Kadına nasihat edersin, kar etmez. Yatağına ayırırsın, kar etmez. Ne olacak? Boşanma gidiyor. Boşanmamak için acı reçete. Bazı kere doktor acı ilaç veriyor mu? Acı şurup veriyor mu? Bu senin sağlığına faydalı diye ara sıra acı şeyde ne yapıyorsun? İçiyorsun. Ben avu gibi ilaçlar içiyorum. Avu gibi şeyler. Neden? Şifa. Yani bazı gereş şifa acıda olur. Dolayısıyla eğer sen bu yuvanı korumak için bir şey kırmadan gayra müberrihin diyor hadis-i şerifte. Kırmadan, geçirmeden, yüze vurmadan efendim. Böyle hafif bir e, darp yaptığın takdirde yuvayı kurtaracaksan bak ama baktın ki bunu buna kar etmez laf. Veyahut da ben bundan mutsuzum ayrılacağım. O zaman darbe edemezsin. Bu kul hakkına girer. Çünkü neden? Bu yuvanın kurtulmasının üçüncü formülüdür. Vaazdan kar etmedi. Yatak terki ve fehcurun efil medaci bu diyor yola koymaktır diyor. O da diyor ben diyor buna diyor kesin şey demiyorum. Çünkü diyor bazı meallerde öyle, bazı meallerde öyle. Ben diyor bunu diyor beğenmesem de diyor eğer Allah diyor, darbu diyor, vurma manasında kullanmışsa diyor. Yani eğer o manası, mana ihtimalli diyor. Asla ihtimalli değil. Hiçbir mealde böyle bir şey yok. Bak Ömer Nasuhi'ye, bak Konyalı Mehmet Vepi'ye, bak İsmail Hakkı İzmirli'ye. Bütün meallere bak. Yani ittifaklı bir şey. Ne Arap'ta ne Acem'de böyle yola koyun gitsin. Yola koyun gitsin olur mu? Kadını sokağa çıkarttı. Kadını at sokağa diyor o zaman. Ya Allah Kur'an'da kadını sokağa, yola koy gitsin der mi? E sen dur evde sen çık der. Yani kadın yola konur mu? Bu manayı veriyor. Hiç Allah'ın murad etmediği ve o ayetten böyle bir şey çıkmayan bir manayı hiçbir sahabeden, ulemadan nakl olmamış. Gidiyor diyor ki böyle şey. Bu da diyor ki ben diyor buna kesin şey demiyorum ama eğer diyor Allah diyor bunu diyor dediyse diyor yani vurma manasındaysa bu ayet diyor istemesem de diyor ben bunu istemesem de diyor yani kerik görsem de diyor iman etmek zorundayım diyor. Spiker, Aa nasıl falan diyor falan. istemiyorsunuz iman etmek zorundayım. Etmek zorundayım. Şimdi bu ifade tarzı yanlıştır. İstemiyorsam denmez. Nefsime zor gelse de denir. Nefsime zor gelse de denir. İstemiyorum Allah'ın emirlerine karşı. Hangi emir olursa olsun orada zaten vurun dövün diye bir emir yok. Niye emir yok? Arkadaş. Mesela cuma namazından sonraki ayette Kur'an'ı iyi anla madem Mehmet okuyansın. Diyorsun ki bir kelime kaç manada kullanır? Sen usulü fıkıh okumadın mı? Emir kaç manada kullanılır? Bazı emirler farz içindir, bazı emirler vücub içindir, bazı emirler müstahap içindir, istihbab içindir. Mesela ekimu es sala namazı ikame edin, farz namaz farzdır. Bu emir farz için. Öyle mi? Cuma ezanı, izanı ile salam cuma. Cuma günü ezan okundu. Fes ila zikrillah. Allah'ın zikrine namaza koşun. Bu emir farzdır. Ve derul bey alışverişi terk edin. Bu emir farzdır. Alışveriş yapmak haram olur farzın terki olduğu için. Farzın karşılığı harama denk gelir. Peki diyor ki feyda kafaytu cuma namazını bitirdiniz. Fenteşiru dağılın. Ve tegu min rızkınızı arayın. Bir şeyler satın alın neyse. Şimdi kardeşim bak bir emirde ezana gidin farz için. Alışverişi bırakın farz için. Ama peşinde cuma bitti dağılın gidin. Farz mı? Ben cumadan sonra ikindiye kadar camide Kur'an okumak istiyorum. Haram mı şimdi? Ama dağılın dedi. O dağılın isterseniz çıkabilirsiniz demek. Burada da yuvayı düzeltmek için bakarsanız ki efendim nusuh uslanmayanı etmeli tekdir tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir demiş adam. Ha budur da burada yuvayı kurtarın bir acı reçete. Faydalı görüyorsan aile reisi olarak yapabilirsin demiş. Kadını dövün diye bir emir yok. Emir yok. Çünkü neden? Cuma'dan sonra dağılın gibi. İstersen dağıl gibi bir şey. Ama sen burada sul için e, aile yuvasını e, tutmak için çare olarak görmediğin noktada en ufak bir hareket e, günah olur. Çünkü neden? niyet iyi değil. Zarar vermek, eziyet vermek içinse haramdır. Eziyet vermek içinse haramdır. Ya için olabilir? Acaba cayar mayar susur oturur da belki de biz de yuvamızı toplarız. Bu siniri geçer. Ha bunu da yapmamak lazım. Tavsiye ediliyor mu? Edilmiyor. Bırak emredilmesini. Tavsiye bile edilmiyor. Ben kadınları dövmem diyor. Dövenler hayırlılarınız olamaz dediğine göre hadis-i şerif. Sünnette var mı? Ama hayatın gerçeğinde var mı? Maalesef var. Maalesef. Yani olmasın keşke. Ama oluyor bazı insanlar. Sinirine hakim olamıyor. Asla kul hakkıdır, eziyet etmemek lazım vesaire vesaire. Hele öyle efendim gözünü moratmak, orasını kırmak geçirmek. Bunlar tamamen haramdır ve cinayettir ve eziyettir ve kul hakkıdır. O iflah olmaz o adam. Böyle bir şey hiç yok zaten. Hadiste gayrımuberyhin diyor işte acıtmayın, şey etmeyin. İşte bu sanki bir işte çocuk şeyi gibi yani terbiyesi gibi bir şey, bir terbiye metodu olarak. Bu da ta, yani istersen, bunda emir diye bir şey yok. E sen şimdi burada bu adam bunu sanki bir emir varmış gibi, bu ayet bu manada olamaz. Peki Allah'ın böyle büyük mü var? Ben bunu iste, istemesem de inanıyorum. İstemesem de denir mi? denmez Allah Teala buyuruyor Estaizu billah fela ve rabbike habibim senin Rabbine yemin ederim la asla iman etmiş olamayacaklar hatta yuhakkimu ke fima şecere beynehum aralarında ne kadar tartışmalı konu varsa seni hakem tayin edecekler fümme la cidû fiyem haracem sonra sana gelecekler soracaklar şöyledir şöyledir sen burada bir hüküm vereceksin eğer senin verdiğin Hükme karşı içlerinde bir sıkıntı bulurlarsa iman etmiş olamazlar. Sıkıntı içinde geçmeyecek. Ve yücelli teslima tam teslim olacaklar. Resulullah buyurduğuyla Allah buyuruyor. Bak. Ayet hadisten konuşuyoruz. Senin verdiğin hükme diyor. Ayette bak senin verdiğin hükme diyor. Ben herkesin hakkında ayet gönderirim diyor mu? E geliyor adam karısıyla tartışmış. Komşusuyla efendim arazi çeyine girmiş. Kim haklı kim haksız. Gelmişler Burada ayet mi gelecek yani sen haklısın diye? Kim konuşacak burada hükmü verecek? Ya Habibim diyor sen hüküm verdiğin zaman senin verdiğin hükümden kalbinde biraz darlık bulsa imanı yoktur diyor. Darlanmaması lazım diyor. E zaten yani Allah'ın hükmüdür demek o. Allah'ın hükmüyle Rasul'ün hükmü ayrılmaz. Ayetle hadisle birbirinden ayrılmaz zaten. Öbür türlü 18 mütevatir olsa kainatın efendisi 23 senede peygamberlikten önce çıkıyorum. Peygamberlikten sonra 23 senede 18 kelime mi konuştu? Yani günde, hepimiz günde kaç yüz kelime konuşuyoruz. Nasıl olabilir? Peygamber inkar olur mütevatire bağladığın zaman. Dolayısıyla senin verdiğin hükümden kalbinde daralma bulmayacak. E sen diyebilir misin ki, bu Kur'an'da var, istemesem de inanmak zorundayım. E istemesen inanma. İnanmama özgürlüğün de var. İstemiyorsan inanma. Femen şafeliyorum, ve men şafellekfur. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin diyor. Allah özgürlük vermiş. O zaman istemesem de inanmak zorundayım. Lafı da çok sıkıntılı bir laftır. Şunu diyebilirsin. Zorlansam da yani nefsime zor gelse de. Bu laf kurtarı tarafı var. Ama istemesem de deyince iradeli konuşma oluyor bu. İrademle istemesem de oluyor. Bu da yanlış oluyor. Böyle konular geçmiş. Bunlardan dolayı da üzüldük. Ve lakin e, ne yapacağız? Biz doğruyu konuşacağız. Yine reddiyemizi yapacağız. Ama sen dediğin andaki ben efendim böyle üç talaklan falan üçten dokuza dedim bir anda gitti falan bütün İslam alemi bunu kabul etmiş. Bu ne rezilliktir. O sonra İslam alemine bu hurafeleri temizleyen manevi bir tufan lazım. Hurafe dediğine Allah'ın talak hükmü. Çok ağır bir şey yani. Konuşma şekli çok ağır. Allah hidayet eylesin, Allah ıslah eylesin. Evet. İşte ilmi olmayanları da konuk yapıyorlar. E ne yapacaksın? Konularda böyle ilmi konular, ciddi konular. Ondan sonra bir adamın şuna da çok şaşırıyorum. Konuşuyor konuşuyor da ondan sonra ben bu konuda yetkili değilim diyor. Böyle adamlar çok çıkmaya başladı televizyona. Ya baştan ne konuştun bu kadar milletin kafasına? Bu kadar doldurdun. Millet de seni bir şey biliyormuş gibi dinledi. Ondan sonra ben bu hususta yetkili değilim diyerekten hiçbir konuştuğuma itibar etmeyin. Dercesine e milletin aklıyla da alay etmeye veya vaktini heba etmeye kimsenin hakkı yok. Yetkiliysen çık. Değil mi? Evet. Olur. Böyle değişik değişik konular hasıl oldu. Mael al esef. Allahü Teala hakkı dinletip, hakkı gösterip, hakkı bildirip, hakka uymayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Batılın batıl olduğunu gösterip, bildirip, tanıtıp, tarif edip, batıldan sakınmayı cümlemize müyesser eylesin. Ay. Amin. Saat bayağı geçti ya. Ne yapacağız? Şimdi çok ben esas derse geçecektim. <laughs> El-İhtiyatat kitabından, efendim, dersimizden bahsedecektim ama biz kaçıncı ihtiyatta kaldık hatırlıyorsunuz mu? Yok ya 17'ye geldik ya. Ben 17'ye geldiğimizi iyi hatırlıyorum. Buradan da teberrüken bir iki ihtiyat okuyalım. Bu el ihtiyata da hakim Cirmizi Hazretleri'nin eşsiz muhteşem eseridir. Burada diyor ki 17. ihtiyat. Allah'ın güvencesine girmek istiyorsan her gün dört rekat kuşluk namazı kılmak bir günlük tedbir ve ihtiyattır diyor. Korunmadır diyor. Yani işraktan başlıyor. Öğlenden önceki kerahat bakına kadar yani 20 dakikaya kadar kılınır ama 20'yi geçmeyin. Allah Tebaarık ve Teala buyurur ki Ebne Adem. Ey Adem oğlu. Salli li arba rekat fi evvelin nehar ekfi kahr. Gündüzün başında yani şimdi diyelim 7 21 geçe güneş doğuyor. Sen 20 dakika en az bekliyorsan sonra işrak oluyor. İşraktan sonra kuşluk oluyor. Yani iştaktan bir saat sonra kadar. Ama sen dersen ki ben o kadar duramayacağım, abdest tutamayacağım, uyuyacağım, uyuyacağım. İştaktan sonra da kuşluğa niyet edebilirsin. Kaçırma tehlikesi varsa. Ey Ademoğlu, sen gündüzün evvelinde dört rekat kıl, gündüzün sonunda bütün korktuklarına ben yeterli geleceğim Allah buyuruyor. Hadisi kutsidir. Çok önemli bir hadis-i şeriftir. Bu da önemli bir ihtiyattır diyor. Allahu Teala'nın kefaletine, güvencesi altına dahil olmak için kuşluk namazı kılmaya devam etmeli. Allah'ım bize nasip eyle ya Rabbel Terk ettirme ya Rabbel Çok müjdeleri var, çok hadis-i şerifler var. 18. ihtiyat. Sayfa 106. Bu kitapla çok amel edin. Devamlı takip edin. Yani bunda amel edeceğiniz şeyler var. Dualar da var. Kaçırdığı gece namazını telafi. Teheccüd namazını kaçırıyorsun. Gece namazı zor. Uyuyorsun, uyanamıyorsun. Bazısı uyandıktan sonra bir daha uyuyamayacağından korkuyor. Böyle. Gece namazına kalkayım derken sabah namazını erken kılıyor. Ondan sonra zaten işler beklemiyor, uykusu ağır basıyor falan tabi. Tam sünnete ittiba zor iş. Gece namazını telafi için öğle namazının ilk sünnetini kılmak. Öğlenin ilk sünneti kılıyorsunuz değil mi? Kaç kılıyorsunuz? Aman bırakmayın güneş zeval bulduktan sonra öğlenin farzından evvel dört dekat kılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor inna saatun tüftehu fi sema. Öğlen ezanı okunur okunmaz gök kapıları açılıyor. Ardına kadar açılıyor o dakikada ve uhibbu en fi amelin salih. Ben isterim ki diyor salih bir amelim o saatte gök kapılarından Rabbimin kabul kapısına, makamına nail olsun ve dahil olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğlenden evvel namaz kılmayı çok sever. Çok da uzun kılardı. Ağaç annemiz dedi ki ben senin bu saatte namaz kılmayı çok sevdiğini görüyorum. Bunun sırrı nedir? Buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem Tüfte'u fiyababus sema Gök kapıları bu dakikada açılıyor. Bu saatte açılıyor. Ve yanzurullah tebarike ve teala bir rahmet ila kalbi Tam öğlen ezanı vakti girdikten sonra Allah Teala rahmetiyle bütün mahlukatına tecelli ediyor. Adem, Nuh, İbrahim, Musa ve Aysa aleyhi ecma'in hazaratı da bu namaza devam ederlerdi. Şimdi Hakim-i Tirmizi ilhamlı bir zat. Diyor ki kişi diyor gece namazlarından kaçırmış olduklarını telafi etmek ve Rahman Teala'nın tecelli vaktine denk gelmek için öğlenin sünnetine devam etsin. Fakat burada ee, bunun öğlen namazının sünnetinin geceden kaçırdığına denk geldiğinin delili söylemiyor. İlginç. Ama babı öyle açmış. Burada bir hikmetli bir iş yapmış. Ben bu arada gördüm. O zaman görseydim onu buraya parantezlen eklerdim. Fakat sonra gördüm bunu ki hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ee, ''Mensaller bankabla zuhur'' Kim öğlenden evvel, farzdan evvel dört rekat sünneti kılarsa ki enne ma teheccede binne sanki onları gece teheccüde kılmıştır diyor. Bunu yeni gördüm. Şu kitabı yazdım da birkaç ay evvel. Fakat devamlı okuyoruz yani ilim gelişiyor. Hakim mübarek? Yani burada bu baba açmış faziletlerini de hadisleri koymuş. O açık olmuş. Ya da biz mi bak bakacağım yine kitaba da atlamamız mümkün değil yani. Bakalım ama ben yeni hadisi gördüm ki öğlenin ilk sünneti dört kılan gece teheccüdde kılan gibidir. Bu çok mühim bir şeydir ama siz yine de teheccüdü terk etmemeye, iki rekatla olsa ihmal etmemeye bakın. Ennehat'inde baktınız gece uyursam kalkamayacağım. Uyudum uyandıktan sonra adı teheccüd oluyor. Ama madem ben hiç uyumadım teheccüd olur mu? E sen madem gece kalkacağına emin değilsin o zaman gece namazla niyet edersin. Gece namazı diye iki rekat yatmadan kılabilirsin. Gece namazına niyet, iki rekat. Gecenin içinde nafile bir namazın olsun. Yine kalkarsan teheccüde ne ala? Kalkamazsan en azından o gece iki rekat kılmış olursun. Ama eğer sen Ali İmran suresinin son on ayetini ezberleyebilirsen Estaizüle inne fî halkı semâvât vel arzdan başlıyor. Bir buçuk sayfadır Kur'an'da. Bu ayetleri ezberleyip de o namazda ikiye bölebilirsen o Hz. Osman'dan rivayet edilen hadis-i şerifte, gece sabaha kadar namaz kılmış oluyor. Uyumadan bile olsa. Çünkü ama sen dersen ki, ben bunu ezberlemek çok zor, sabaha kadar 100 rekat kılsam daha kolay yani, ben nasıl ezberleyeceğim bunu? Dersen, o zaman, başka bir rivayette, hadis-i şerifte de zikrediyor ki, Ali İmran Suresinin son 10 ayetini bir gece içinde okuyan, o gece sabaha kadar ibadette yazılır. Dolayısıyla namazda okunması şartı, Yoktur. İki rekat gece namazı mutlaka kılın. Uyanamayacağınıza şey diyorsanız, korkuyorsanız. Ama Ali İmran'ın son on ayetini de mutlaka yüzünden okuyun ki gecenin kıyamı sizlere yazılsın. İnşallah Rahman. On dokuzuncu ihtiyat. Kadir gecesi sevabı almak için yatsıdan sonra mescitte dört rekat kılmak. Yatsının son sünneti kaçtır? Müekket midir, gayri müekket midir? Hayırdır. Hadi be. Müvekkettir. He? Müekkettir. Yatsının son su ilk sünneti gayri müekkettir. Yatsının son sünneti iki rekatı müekkettir. İkiyi dörde çıkartırsan son iki nedir? Gayri, gayri müekkettir. Zaten ondan dolayı o, okuyunca ne yapıyorsun oturunca? Salli barik okuyorsun, kalkınca sübhaneke okuyorsun. Dördü de müekket olsa öğlenin ilk sünnetinde okuyor musun salli barik? Hayırdır. Okumuyorsun. Dolayısıyla ama o dört kılmanın, Efendi Hazretlerimiz hep dört kılardı yatsının son sünnetini. O son sünnetin dört kılınmasında da çok fazilet var, ihtiyat var. Neden? Mescitten çıkmadan bile meselesi. Bu da ilginç. Hani sünneti evde kılmak da sünnet gideyim evde de kılayım kıl o ayrı bir şey. Dünya kelam konuşmadan kılarsan faziletini kaçırmazsın. Ama tabii eve gidene kadar 40 kere konuştururlar ayrı dava. Mescitten çıkmadan diye Hadis-i şerif de buyuruyor ki, yatsıyı kıldın, tabi hep cemaatle kıldığını hesap ediyorlar. Senin evde pijamayla kıldığını, hakimkirmizi ne bilsin? <laughs> ne bilsin? Hadis-i şerif de diyor ki, mescitten çıkmadan, dört rekat kılarsa, Kadir gecesinde kıldığı dört rekatta denktir. Ama aynısı Kadir gecesinde yazılıyor. Her gece bu imkanımız var. Ya neler kaçırıyoruz ya, neler kaçırıyoruz. Ya iki rekat ilave var ya. 2 yedi, dört İki daha ilave etsen o dört oluyor Kadir Gecesi'nin aynısı. Deftere yazılıyor Kadir Gecesi'ne kılmış. Her akşam var. Bu Kadir Gecesi'ni ömrü kısa olan bizim gibi faniler için birkaç Kadir Gecesi'ne ya denk geliriz ya denk gelmez. Ha! Kadir Gecesi acaba takvimdeki Kadir Gecesi midir? Ramazan'ın içinde Kadir Gecesi diye kutladığın Kadir Geceleri hep tutmuş mudur acaba? Kadir Gecesi zaten gizlidir. Bir de dönüyor. Hal böyle olunca senin benim gibilerin ihtiyat ya bu kitabın adı. İhtiyat ve tedbir açısından bu dört dekata devam etmeliyiz ki biz her gece bir Kadir Gecesi'nde dört dekatlığımız olsun. Çünkü Ramazan'da bile Kadir Gecesi diye sabaha kadar kıldığımız belki de Kadir Gecesi o gece değil. Ama burada o, te, o şüphe yok. Kadir gecesi hangi gecesi ona denktir. Evet. Burada beyan ediyorum. Ha söylemiş ya. Tamam, ben de bir kafasızım biriyim ya. Hakikaten kafasızım. Kafasızım hakikaten. 19. yada iki hadisi bir almış. Şimdi bunda söylemiş. Dur tamam. Kaynağı da var. Ben de diyorum yeni bir kitapta gördüm. Gördüm yeni kitapta da, da fakat burada yazmışım. Evet sayfa 110. Kaynak Taberani el mucem Efsat. Bera ibn radıyallahu anh sahabeden Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu Efendimiz Men salla gavle zur erba Ama ezberi okudum size işte, demin bak O kadar kafam çalışıyor yine Öğlenden önce dört rekat kılan kendime ma teheccede binne milleri Onları gece teheccüde kılmış olur Anladın? Ve men salla ne badel aşağı Bu dört rekatı yatsıdan sonra kılan Yalnız hadiste mescitten çıkmadan demiyor. Velakin bazı rivayetlerde ve hadislerde mescitten çıkmadanı ben de gördüm. Hakimi Tirmizi diyor ama ibarede mescitten çıkmadan şey de var. Yani mescitten çıkmadan ama sen mescitte kılmadık, evde kıldık, cemaat yaptık. Yine dört kılsan cevabı var. Çünkü bu hadise diyor ki yatsıdan sonra da o dördü kılarsa inne milletil mille kadri Kadir gecesinde kılmışın misli ve dengi aynısı yazılır. Yatsıdan sonraki dört. Öğleden sonraki dörtte teheccüde kılmış yazılıyor. Anladınız? iki hadisi birleştirmiş. On üç. Şimdi burada şey söylüyor, onu zaten bize beyan ettik. 20. ihtiyat. Bir senelik kaçırılan amellerin telafisi için aşura günü salih ameller işlemek. Acayip. Aşure günü sadaka veriyor, bir sene veremediği bütün sadakaları dolduruyor. İhtiyat. Sana diyor ki bak, ihtiyatlı işleri öğretiyorum, sen çok şeyler kaçırırsın. Aşure günü diyor, bir senenin telafisi var, onu da kaçırırsan o sene gitti daha, telafisi yok diyor. Bunu da 111 sayfede izah etmiş. Burada ne delili ne? Yani aşure günü. Ama hadis-i şerifte gördüm ben. Ha söylüyorum. Hadis-i şerifte Deylemi'den almış. Men sâme ve Kim aşure gül oruç tutarsa. Ev tesaddeke yahut sadaka verirse. Etrake mâfâne tevfîdilke kesene. O sene kaçırdığı nafile oruçların hepsine yetişmiş olur. Ne uyanıklar vardır şimdi değil mi? Buradan ne hükümler çıkarttınız değil mi şimdi? İkide bir Recep'in beşiği, Şaban'ın on beşiği değil mi? Siz de diyorsunuz ki şimdi ulan varmış madem böyle kolaylık. Bir aşure tut. Bütün nafileleri topla diyorsunuz ama yani kaçıranlar için veya yaşlılar için, zor tutanlar için falan iyi bir şey tabi. Ama kuvvetik yerinde olanlar için niye kardan zarar edesin ki? Öbürlen de tut. O sene kaçırdı sadakaları de efendim eda etmiş olur. Şimdi 21. ihtiyat. Buna burada kalan. Okuyalım da kalan. Kişi gün içinde aceleyle Okuduk mu bunu? Sanki okuduk mu? Veya unutarak yaptığı yanlışları aceleden çok yanlış yapabilirsin. Hele namazda bir aceleleriniz var sizin. Fat, küt. Hızlı kılmalar. Unuttuklarınız çok oluyor. Yanlışlar oluyor. Namazda oluyor, abdestte oluyor vesaire. Bunu telafi etmek. Allah-u Teala'nın takdirine karşı gelmesine sebebiyet verecek isteklerden korunmak. Bu çok fena, acayip bir şey. Şimdi başımıza kaza kaderin hükümleri geliyor mu? Bunların bazısı da işimize gelmiyor değil mi? İşimize gelmiyor yani istemediğimiz işler oluyor mu? İstemiyoruz. Arabama çamur değsin istemiyorum. Bir de baktın tosladılar arabanın yarısı gitti. Ulan ben silerken dikkat ediyorum çizilmesin diye. Sen ne yaptın bu arabayı yamulttun ya? E bak hiç hoşuma gitmedi ama işte kader. Allah Allah. Karşıki şeritteki kaza oluyor. O kazadan takoz kalkıyor oradan. Geliyor beton burada. Ki araba düzde giden kadının arabasına geliyor. Kadın daha hamile. ikisi birden çocuğuyla ölüyor. Kaza değil de ne işte. Hakiki kaza yani. Kader kader. Bizim yolda kaza yok. Bana ne yan yoldan diyemiyoruz. Geliyor. Bunlar da istenmedik oluyor. Peki senin içinde canın istemediği işlerle karşılaşıyorsun ama bunlara karşı Allah'a karşı bir itiraz oluyor Bu bir tehlikedir. Olmuyor. Deme bana şimdi numara yapma. Milleti nasıl bilirsin? Kendim gibi demiş. Numara yapma. Ama bunun Allah'ımız bizim kalbimizi görüyor mu? Kalbimizden yani dilimizden bir şey demiyor. Dilimizden dersek zaten kafir oluruz. Değil mi? Bir adam derse ki bu, bu ne biçim Allah ya haşa bu kaderin bilmem nesi ne derse haşa değil mi kahpe felek derse ondan sonra söverse fele mele kadere bunlar ne oluyor elfazı küfür insanı kafir ediyor yani böyle bir kaza olur mu ya bu Allah'ın ne biçim işleri var bu böyle iş nasıl yaptı be derse ne oluyor bu bu Stalin gibi kafir oluyor şimdi bunu demeyip de düşünürse şimdi demekten inşallah bizler Değil mi? Beni mi buldun ya Allah diyenler var ama biz bunu demeyiz değil mi biz? E bu kadar vaaz dinledik ya senelerdir. Demeyiz herhalde o kadar. O kadar da boş muyuz yani? Hani diyeceğim gavur muyuz yani? Biz bunu demeyiz. Ama içimizden geçirmiyoruz da diyemeyiz. Bir şeyler ama bundan mesul olmuyoruz. Hani Allah bize sen böyle düşündün diye el elfazı küfürü kalbinden geçirdin diye kafir muamelesi yapmaz. Çünkü kalpten geçen vesvese kabilinden olur. Ama burada Mevlamız gücenir mi? Mevlamız görüyor kalbimizi. Niye itiraz ediyorsun? O bize anamızdan babamızdan çok acıyan Allah. Kim bilir ne iyilik yapıyor orada bize biz anlamıyoruz. He? Cehennemi boylayacaktın. Seni Allah orada ne yaptı? Korudu bir kaza ile. Başka bir günaha gidiyordun. O günahtan engelliyor vesaire. Ama sen kızıyorsun. Bu gibi kalbimizde kaza ve kadere karşı e ee, itiraza sebebiyet verecek düşüncelerden korunmak çok büyük bir meseleden bahsediyor şu anda. Her sabah şu duayı okuyan diyor. Her sabah şu duayı okuyan Allah'ın kaza ve kaderine itiraz isteği kalbinde barındırmaz diyor. Allah'ım ya Rabbim ben de bunu okuymuyorum. Doğru konuşayım yani. Virklerimin arasında yok yani. Bunu mutlaka başlayacağız inşallah Rahman okuma. Ne diyor? Allah beni mukaddimu aceleti ve nisyani ma istamilu min ma ve fi ma dekardu. Ya Rabbi diyor. Nefis bana bir acelecilik getirebilir. Panik yaptırabilir. Unutkanlık verebilir şeytan. Ben bugün içinde kullanacağım bütün kelimeler, konuşacağım bütün sözler, efendim düşüncelerim, fikirlerimde dileyerek, isteyerek, istemeyerek, unutarak, hatırlayarak hepsinin önünde bugün bana neler nasip edeceksen konuşmadan, hareketten, fiiliyattan, icraattan bugünümdeki bütün yani defterime geçecek yapacağım amellerden kayda geçecekler. Hepsinin önünde şu duayı takdim ediyorum diyor. Mevla her işin önünde bu duayı yapmış sayıyor seni. Her işin önünde. Duaya bak şimdi. Allah'ım ey benim Allah'ım. Erzini bir kaza ike. Benim hakkımdaki hükmüne beni razı eyle. Ama o hükümde belki çocuğumuzun ölmesi var. O hükümde belki arabamızın yıkılması var, yanması var. O hükümde belki çok istemediğimiz şeyler var. Ama senin hükmünse beni hükmüne razı eyle. Allah. Ve barikli fi kaderike, kaderim ve takdirinde bana bereketler, mübareklikler ihsan eyle. Hatta la hubbete acile ma akarte ve Kurban oldum. Geciktirdiğini acele göndermeni istemeyeyim. Acele gönderdiği niye bu geldi böyle oldu bunun zamanı mıydı diyerek de acele geleninde geciktirseydin diye istemeyeyim. Her gönderdiğini yerindedir bu böyle, zamanındadır bu böyle. Rabbimin hükmüne razıyım, Rabbim hayır yapmıştır, Rabbim doğru yapmıştır demeyi bana nasip eyle. <laughs> bu duayı nerede yazıyor? Diyor ki, ben diyor bu dua yapıyorum. Ey benim Allah'ım diyor. Yapacağım terk edeceğim. Her işin önünde bu duayı yapmış kabul eyle diyor. Sen bunu günde yapacağın onlarca yüzlerce hareket, icraat, kelimat, konuşma var. Bunların hepsinin önünde bu duayı okuyabilir misin? Vakit yok okuyamazsın. Dur sana bir şey diyeceğim. Allah'ım en yukatli mu diye başla. Adam çek ne diyorsun kardeşim? O zaman sen bu duayı sabah bir kere okuyorsun. Mevla onu ertesi güne kadar yapacağın terk edeceğin unuttuğun hatırladığın aceleyle taşkalayla panikle vesaireyle ne yanlış varsa hepsinin telafisinde kalbinden geçecekler dahil olmak üzere diyor ki geciktirdiğini acele etmen istemeyeyim acele gönderdiğinde geciktirmeni bile istemeyeyim diyor ya bu ne büyük bir duadır nasıl bir duadır yaptınız mı hiç sayfa sormuyorsun sayfayı ya kitap küçük tazen hemen ortasını buluyoruz diyorsun. 114'te. Değil mi? Bu duanın bir benzeri de kainat efendisi diyor ki geçimi dar olan varsa diyor sallallahu aleyhi ve Bu da hadis-i şeriftir. i̇bn Sünni büyük muhaddiste geçiyor. Diyor ki sizin birinizin geçim işi darlanırsa evinden çıkarken kendine, malına, canına, dinine, imanına bir besmele çeksin diyor. Bismillah ala nefsi ve ala mali ve ala din. Hani bu yolda giderken gelgen dinden imandan olmayayım. Biri bir elfazı küfür söyler, onu tasdiklerim, kafir olurum haşa. Onun için dinime de Allah'ın adını okuyorum. Canımın üstüne de Allah'ın adını okuyorum. Malımın üstüne de cebimde kaç kuruş var neyse. Hepsinin üzerine Allah'ın adını okuyorum diyorsun. Sonra ya Rabbi Allah'ım Rabbini bi kabaike kazana kaderine razı eyle ve barik fima ali benim hakkımda yapılan kaderlerinde, takdirlerinde bereketler ihsanıyla Tehir ettiğini acele gelmesi istemeyim. Acele gönderdiğin tehir etmeni istemeyim. Hadis-i Şerif'te buyuruyor ki bir adamın geçimi darsa onun bu duayı evden çıkarken okumasına mani olan nedir? Yani demek şu ki ne durur da bu duayı okumaz? Hala diyor ki geçimim dar fakirim. Bu duayı da okumuyor diyor. Bunu okutmayan nedir? Bunun ağzını mı bağladılar diyor. Ya ne demek istiyor? Ya net vuruyorsun be adam sana böyle bir dua öğrettim diyor. Bütün yolların açılacak diyor işlerin diyor. Bu da 116'da hadis-i şerif olarak evden çıkma dualarında bu. Geçiyor. Ama Hakim Tirmizi Hazretleri'nin e, esas naklettiği dua uzun bunun uzunu o efendim aceleyle unutarak vesaire yaptığı yanlışların telafisi ile alakalıdır. Bu da 21. ihtiyat. Bunları da okumuş olduk. Bayağı bir hadis-i şerif dersimizden size zikretmiş olduk. 65. Risale El-ihtiyatat Ahirete sağlam çıkmak, hesapları burada kapatmak, dosya açık gitmemek, sıratta mizanda sıkıntı çekmemek için 24 tane ihtiyatlı amel. Bu ihtiyatlı ameller kimi günlük, kimi aylık, yıllık, kimi ömürlük. Bu ameller sayesinde ahirette rezil olmayız. İnşallahurrahman. Şimdi dergiden dedimse bir zikir talim edecektim. Geçen hafta öğretemedim. Madem yazdım öğreteceğim inşallah Rahman. Sayfa 94. Ben bu zikri her namazdan sonra bir kere okuyorum. Kısasın üsttekini. Dua uzun onu da cuma günleri bir kere okuyabiliyorum. Uzun duası hatta var. Ebu Leys Semerkandi Hazretleri. İmam da İmam da Dahak, İmam Dahak'a kadar isnadı var. Ben şundan, o şundan, o şundan. İmam Dahak İbni Abbas'tan. Fadli Allah'ın nimet ediyorum. Çok büyük fakirdir e, bu 300lü hicri. Ca İsrafil elin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İsrafil aleyhisselam peygamber Efendimize geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu acayip bir şey. İsrafil aleyhisselam az gelir. Tekalele ona söyledi ki Kul söyle. Ya Muhammed sallallahu teala Aleyhi ve sellem. İşte Subhanallah, Alhamdulillah, ve la ilahe illallah, Allahu Akbar, ve la havle ve la kuvvete illa billahi alil azim. Hadede malim Allahu Teala, zinete malim Teala, emle malim Teala. Bunu ben size de yaptırıyorum ara sıra. He? Ama ezberlediniz mi bilmiyorum. Femen qaleha merraten kim bunu bir kere söylese. Yani yüz kere lüzum yok. Yani bir kere de bile. Elli söyle, yüz söyle. O fazlasını efendim zararı yok, faydası var. Kütübe lehu gamsu hisal. Beş haslet yazılacak ona. Kütübe <laughs> mine Allah kethîrâ. Allah'a çok zikredenler var ya Kur'an-ı Kerim'de. Ve zâkirîn Allah kethîrâ ve zâkirâti addallâhu lehum mağfiratten ve Çok zikreden erkeklerle çok zikreden kadınlara Rabbim büyük bir mağfiret ve büyük bir ecir hazırladı. Ayetindekilere dahil oluyor. Onların listesine yazılıyor. Bir kere söyleyen. Ve kâneftalâ mi zikri billeyl ve nâr. <laughs> Gece gündüz zikretmekten daha faziletli zikirler diye başlık attım. Sayfa 94. Bir adam 24 saat uyumadan, yemeden, içmeden zikretti. 24 saat sıralı la ilahe illallah, la ilahe illallah, Allah'a ekber, Allah'a ekber. Bir adam da bu deminki zikri bir kere yaptı. Hangisi daha faziletli olur? Bu bir kere yapan daha faziletli olur. Bu 24 saat yaptı. Yaptı ama bu dedi ki Allah'ın bildikleri kadar, tarttıkları kadar efendim ve Allah'ın bildiklerinin dolusunca ve ağırlığınca dedi. Ya bu ne oldu? 24 saati koysam buraya belli sayı çıkar. Ama Allah'ın bildiklerinde sayısız çıkar. Ve kendi yukarısa bildiğine Cennette bir ağaç dikilir ona. Yüz sene attı ki koşsa gövde şeyini geçemez. Gölgesini. Ve tehaaddet anu zunubu kemâ yetehaaddu rakuşşeceril kupkuru bir ağaç bir sallandın bütün yapraklar döküldüğü gibi onun bütün günahları dökülür ve nezar Allah öyle en mühimi Allah Teala ona özel bir nazarla tecelli eder ve men nazara ile ile muaz bir kez nazar, nazar, etse ebedi azap etmez bu zikri size yazdım kaynaklarında yazdım yalnız Abdurrahman Es-Sealibi kitab Nesaih diye bir eseri var. O da çok 700-800 senelik eserdir. Çok da güzel bir eserdir. O da Buhari Şarihi İbn-i Ebi Cemre'den naklediyor. İbn-i Ebi Cemre Kahire'de yatıyor. Kahire'de giderseniz Kahire'de Karafe diye eski mezarlığı soracaksınız. Karafe'deki eski mezarlıkta da çok İmam Şafii orada, hepsi orada, bütün ulema evliya orada, Mukattam Dağı'nın dibi. Çok evliya var. Günlerce bitiremezsiniz. Orada da şey sorarsınız, İbn-i Ebi Cemre'yi bilmezler. İbn-i Ataylal İskender'i, Hikem sahibi İbn-i Ataylal İskender'i sorarsınız. Onun kabrinde cami var çünkü. Onun kabrine, camiye gidi, Zaten altında i̇bn Kemal var, karşıda İbn-i Dekiklid var, yanında İbn-i Seyyidin Nas var. <laughs> Hepsi ulema hülya. Orada İbn-i kabrinden çıktınız mı? Karşı kapı. Orada evin içinde tabii. Orada ev yapmışlar. Yanında oturuyorlar. Bir aile yaşıyor yani. Bize de süt verdiler falan. Mezanın yanında ye, içtik ne yapalım? Şifadır şey dedik. İbnü Ebi Cemre. Bunu unutmayın. Bunun kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyada görmüş bir zat yok. Ve bu zat rüyada aldığı ilimler gibi ilimler hiçbir yerde yok. Ve Bukhari o ilimlerle şer etmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dört halifenin heyetiyle kaç kere gelmiş? ve ona müjdeler vermiş. Demiş ki senin bu Bukhari şehrin kimin evinde olursa bile şöyle şöyle şöyle. Gördüğü rüyalarla ilgili özel kitap var. El Merai ve El Mübeşşirat. Müjdeci rüyalar diye. Bu İbn-i Ebi Evliya'nın reislerindendir. Ben o kitabın Arapçası bende var. Evime berekettir ama isterim sizin evlerinizde de olsun. Ama onu Arapçası basmak lazım. Arapçayı da anlamazsınız tabi. İstedik tercüme edelim. Geniştir. Çok hadis almış. Tercümeye de vakit bulamıyoruz. Ne yapacağız bakalım. Belki Arapçasını bassak iki cilt. Normal kitap yani. Antika değil. Arapçası bassa belki evlere ocaklar. Çünkü o kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşvik etmiş. Bu kitap evinde bulunana diyor. Okuyana da değil. Ama zuhuratlardır, mübeşşirattır. Ama müjdecilerden ancak salih rüya kaldı. Çünkü vahiy kesildi buyuruyor. Benim arkamdan sallallahu aleyhi ve sellem. i̇bn Ebi Cemre buyuruyor ki benim mezarımın başına gelip durmak imansız ölecek adama nasip olmaz. Mümkün değil. Bütün dünyaya paraları verse mezarıma gelemezler. La <laughs> la la yakum ala kabri şakıyun. Mezarımın üzerinde şakıyı ise duramaz diyor. Bu çok önemli bir sözdür. Bir de bunu Merakeş'te şey Fas'ta Tanca'da Alem Dağı'nda Abdüselam İbni Meşiş Hazretleri söylemiştir. İbni Meşiş'e gitmek biraz zordur. Dağdadır. Ama yine de gidilebiliyor. Bir İbn-i söylemiştir. Bir de i̇bn Ebi Cemre'den duydum. Kitaplarda gördüm. Eğer şakı ise mezarıma gelemez. Mutlaka tevbe edecek falan da düzelecek de eğer son nefesi kötü gidecekse mezarımda duramaz. Evet. İkisine de gitmek nasip oldu. İnşallah sonum kötü olmaz. Yani buradan da bir müjde alıyoruz. İbn-i Ebi Cemre'yi ziyaret edebilirseniz ee, Mısır'a giderseniz Kahire'ye falan Nil'in kenarında balık yemektense fuzul yere anladın mı? Git orada kabir-i şerifi ziyaret et. Çok veli var. O İbn-i Ebi Cemre Hazretleri kitabını bu dua bitirmiştir. Çok büyük fazilet neden müjdeler zikretmiştir. Rüyada allah Teala bana bunu öğretti diyor. Rüyada allah Teala. Deminkini değil. Demin zikrettiğim hadistir. Fakat bu duanın eklemesi var. Bu deminki zikrin ilavesi var. İşte benim esas söylediğim sayfa 94'teki budur. Ben bunu yapamıyorum. Onu her namazda yaparım. Öbür, demin okuduğum. Ve lakin bu uzundur. Hiç olmazsa cumaları yapmak lazım. O 6-7 satır ve hamdülillahtan başlıyor. Ona istiğfar ekliyor. Salavat-ı şerife ekliyor. Ee, ondan sonra, Ya Rabbi bu zikrin sevabını, bu salavatın sevabını Allah'a inanmış, peygamberleri tasdik etmiş, öncekilerden, sonrakilerden, kıyamet gününe kadar gelecek İslam sıfatında kaim olan, gök ehlinden, yere ehlinden, dünyanın evvelinden, ceza gününe kadar hepsine hediye ettim, vasıl eyle diyor. Ne oluyor biliyor musun? Bu hediyeler bunların hepsine gidiyor mu? Sen bu kadar evliyayı tanıyor musun? Dünyanın evvelinden diyor. Daha biz peygamberlerin 25'ini biliyoruz, geri kalanın adını bile bilmiyoruz. Dünyanın evvelinden diyor, ...sonuna kadar diyor, benden sonra da geleceklere diyor... ...ne kadar imanlı varsa diyor... ...İslam sıfatıyla kaim diyor... ...hepsini ediyor diyor... ...Ya Rabbi diyor, benden tebep diyor... ...bu zikrin sevabı o kadar tabii... ...zikrin sevabı çok, Allah'ın bildikleri kadar dediğin zaman... ...sevap ye ye bitmiyor... ...gönder gönder tükenmiyor... ...diyor ki, Ya Rabbi diyor bir de... ...bunların hepsine diyor... ...bu zatların diyor... ...senin razı olduğu şekilde, onları da razı edecek şekilde onları sana manen yaklaştıracak şekilde, onları senin yanında rahatlatacak şekilde, yani Müslüman olun da günahkara da gönderiyor. Meseleye bak şimdi. Mevla böyle şey seviyor mu? Çok seviyor. Günahkarlara dua edenleri seviyor mu? En çok onları seviyor. Mesela sen de ya Rabbi, işte ibadet edenli, salihleri, şunları bunlara derece ver, rahmet et. Bu dua o makbul değil. Onlar zaten yolunu bulmuş gidiyor. Derse Allah'ın merhameti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rahmeten amme. Allah'ın en sevdiği dua nedir diyor? Ya Rabbi sen Efendimiz'in ümmetine yani Müslümanlar kast ediyor. Rahmet et. Nasıl rahmet et? Yani dirilere de ölülere de tabi diriler de rahmete muhtaç. Genel yani bir Müslüman dışında kalmasın. Hepsini içine alan şamil bir rahmetle rahmet eyle diyor. Allah'ımız buyuruyor ki benim en sevdiğim dua budur diyor. Çünkü neden? Genel tuttuğun için. Özele sınırlamadığın için. Ümmete dua, ümmet, ümmet, ümmet. Niye kutup oldu? He? Bez bez tamiye dediler ya kutup falan yerde. O da dedi kutup nerede gitti bir de baktı demirci çıktı ya. Bekledi 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 ancak demire vurup duruyor. Bu nasıl kutup oldu? Ben sabaha kadar zikrediyorum dedi kutup olamadım da bu adam burada ancak demir dövüyor. Dedi ey demirci ne var? E dedi sen dedi bir amelin yok mu? Ne amelim olacak dedi namaz kılıyorum abdest alıyorum. Haramlardan sakınıyorum dedi. Yok ya başka başka dedi. Ne başka dedi ya? Ya mutlaka başka bir şeylerin var senin. Çöktü, çöktüremedi bir şey yok. Ya ben normal bir Müslümanım dedi ya, sen bana ne uğraşıyorsun dedi. Koca bez, bestami gitmiş oraya. Dedi bana senin adresin verildi. Boşuna olamazsın. Dedi ne diyeyim ya Rabbi dua diyorum benim bedenim o kadar büyüdü hep cehennemi ben kaplayayım. Bir Müslümana cehennem nasip etme diyorum. E dedi ben böyle bir şey diyemedim işte dedi. Onun için bak bu duanın dikkatini çekerim. Allahü Teala öğretmiş ona mana aleminde. İbn Ebi Cemre bu ya. Buhari şarihi. Allah Can diyor ki: "Ya Rabbi diyor, iman ve İslam sıfatıyla kaim olmuş ve olacak. Hepsini senin yanında sana yaklaştıracak, onları razı edecek ve senin katında onları rahatlatacak kadar hediye gönder." diyor. Yani adam sıkıntıda kabirde yanıyor. Bu Ona da hediye gönderiyor. Rahatlat onu ya Rabbi diyor. Müslüman o diyor. Evet. Ya Erhamer Rahimin üç kere söylüyor. Sevgili peygamberim buyurdu ki bir kul üç kere Ya Erhamer Rahimin derse bir melek gelir der inni erhamer rahimin kad ekbele aleike fesal. Acıyanların en merhametlisi, şimdi sana yöneldi özel muameleyle beraber. ne istersen. Ben de diyor üç kere Ya Erhamer Rahimin dedim diyor. Hadisi de duaya ekliyor. Ben de isteğim budur Müslümanları rahatlat diyor. Hepsine sevabını bu zikrin ulaştır diyor. O Ya Rabbi iki cihan saadeti bütün hayırlarını bize lütfet diyor. Mihnet meşakkat çektirme. Fazlu kereminle muamele eyle. Fazlu kereminin ziyadesinin sınırı yoktur. Ne kadar cömertsen o cömertliğinin tüm ilaveleriyle bütün ziyadeleriyle lütfuna yakışan şekilde muamele eyleyerek mihnetsiz meşakkatsiz afiyet en büyük dua iki canda istenecek ne burada aşağı afiyet. Allah'ın belasızlık içerisinde iki canda hayırlarını bize ihsan eyle diyor. Peşinde bir salavat okuyor. Salavatı da Ya Rabbi diyor. Zatının celaline, celalinin keremine yakışan şekilde salatü selam eyle diyor. Bana bu duayı Rabbim öğretti diyor. Bundaki müjdeleri burada yazmamış. Ben Enne Ennesayih kitabından naklediyorum. Ama İbni Ebi Cemre'nin kitabında da bulamadım artık eski nüshalerde mi buldu o Abdurrahman es Salibi nerede buldu bilemiyorum yani şeyi. Müjdelerini bulamadım. Ama müjde belli ki duanın içeriğinden anlıyoruz ki gökleri yerleri dolduracak mealdedir. Bu duayı da size hediye eledik. Haftada bir kere olsun okusanız gökte yere elinden herkese gidiyor hayrınız. Bu kadar hayır sahibi olup bu zikrin sevabını herkese katıp ulaştırırsanız herhalde Rabbim sizi mahşerde mahrum bırakmayacaktır. Bu kadar Müslümanlara acil dua duaden zikir sevabı gönderenler asla ümmeti düşünenler helak olmaz. Nefsini düşünenler tutturamaz. Ümmete dua edeceğiz. İnşallah bu zikirlerle de bu sevapları göndereceğiz. Sayfa 93 ve 94'tedir dergimiz itibarıyla Allah Teala amele muvaffak eyle. Ben de tam ezberleyemedim alttaki uzun biraz. Onu şey attım. Whatsapp'tan attırdım kendime. Ben atmayı bilmiyorum. Attırdım kendime. Şimdi bir listem var. Oradan açıyorum. Ezbere bilmediklerimi de kitabı yanında taşıyamam diye. Cuma sabahları uzunluğu okuyorum. Geri kalanlar her namazda okunuyor. O çok. O hadis. İsrafil Açam getirdi. Bir kere okuyun günde bari ya. Beş haslet için. Tamam. Sübhanellahi. <gülüyor> Velhamdülillahi. <laughs> Ve la ilahe Vallahu <laughs> ekber. Vela havle ve la kuvvete, illa bila ilâli ilâ zîm. Aded ma alim Allahu Teala, vizenet ma alim Allahu Teala, ve milma ma Allahu Teala. Bu beş kastet aldınız şimdi. Bütün 24 saat zikredenden iftal oldu. Devamında o eklemiş ve misle o sallallahu aleyhi ve sellem misle de, o hediyeleri ekliyor yani. O duada devamında vardır. Ahmet Yesevi Derneği 4 kamyon malzeme işte erzak ve sahir yardım malzemesi cem etmiş. Türkmenlere Türkmen Dağı'ndaki Türkmenlere götürülmek üzere cumartesi günü 4 kamyon Türkmenlere ulaştırılmak üzere Suriye'de Kam, konvoy yola çıkarılacaktır. Allah'ım yol selameti nasip eyle. Allah'ım oradaki mazlum Müslümanlara ulaştırılmasını nasip eyle. Amin. Ya Rabb daha ziyade yardım etmemizi bize nasip eyle. Amin. Daha ziyade yardımlara bizi muvaffak eyle. Amin. Yardım edenlere yardım eyle. Amin. Verenlerin yerini doldur ya Rabbel Amin. Ahmet Yesevi Derneği'nin nice hizmetleri var. Allah'ım sen derneğimizi de çalışanlarında muvaffak eyle. Amin tam lazım olan yerlere ne lazımsa o malzemelerle acil yardımlarını götürmeye onları da bizi de göndermeye muvaffak eyle. Amin. Amin. Allah'ım salli aleyhi Muhammed ve alâ aleyhi ve, 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 ve sellem konvoylara dua ederiz. Hayırla ulaşsınlar inşallah. Sizler de desteklerinizi de Ahmet Yesevi Derneği'nden esirgemeyin ki bu yardımlar daha ne yardımlar yapıyorlar? Her yere ulaştırıyorlar. Yüzlerce talebeye burslar veriyorlar. Yüzlerce. Bu hizmetleri çok anlatamıyorlar. Millet bir yapar, bin konuşur. Biz bin yapsak bir konuşamıyoruz. Bizim derneğin hizmetleri pek ortalıkta gözükmüyor ama çok hizmet ediyorlar. İnşallah siz de desteklerinizle beraber bu kardeşlerimize şu anda acil Türkmenlere ulaştırılmak üzere konvoy çıkıyor inşallah. Rahman. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi sahbihi ve sahbihi sellem. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم قدمته بمديح استقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اذ قلداني ما تخشى عواقبه كانني بهما هدي من النعم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اطعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت الا على الاثام والندم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتر الدين بالدنيا ولم تسمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير للخلق كلهم فمن يبع اجلا منه بعاجله يبله الغبن في بيع وفي سلام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن آت ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبلي بمنصاري به مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ان لم يكن في معادي اخذا بيدي فضلا الا فقل يا زله القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير في الخلق كلهم. إيه diyor ahiretimde o benim elimden tutmazsa diyor, lütfedip de beni sırattan geçirmezse diyor, yandım diyor o zaman bana deyin, ey ayağı sırattan cehenneme kaymış adam deyin diyor. O tutarsa kurtulurum diyor. Haşa diyor, onun iyiliklerini, cömertliklerini uman bir kimse, bir kimse diyor, ondan iyiliğe ulaşmadan, hürmetine korumasına nail ve dahil olmadan asla ondan ayrılamaz diyor. Onun cömertliğini umanın mahrum olması düşünülemez diyor. Onun komşusu diyor, yani Medine'ye ziyarete gidenlere çok münasip düşüyor. Medine'de mücavir olanlar bir de arada bir gitmek nasip oluyor. Olmayanlara da nasip eyle ya Rabbi. Onun komşusu diyor, onun yanında gelmiş de ziyaret etmiş de diyor, onun yanından diyor, bir hürmete, bir ikrama nail olmadan boş ayrılması haşa düşünülemez diyor. Bu nasıl bir şey? Bu şimdi peşindekinden diyor. Ne zaman ki ben diyor bütün fikirlerimi kralları, ağaları, paşaları met etmekten çevirdim. Ömrüm, hayatım, şiir yazmakla geçti. Çok da paralar kazandım diyor krallardan. Fakat diyor şimdi onların diyor günahlarını telafi etmek için ahir ömrümde işim gücüm Resulullah'a met etmek diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne zaman ki ben bütün fikirlerimi diyor, bütün aklımı fikrimi onu met etmeye yapıştırdım. Ondan başka bir şey düşünmedim diyor. Bir de baktım gülüyor. Benim dünya ahiret bütün dertlerden, borçlardan, fakirlikten, hakirlikten, kurtulmam için yapışılacak şeylerin en hayırlısı Resulullah'ımış diyor. Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem. Onun için işte ondan bahsetmek, onu methetmek, onun salavatına devam etmek, hep onun eserlerini anmak, eserlerine değer vermek, hep kafayı, aklı, fikri ona takmak diyelim. Ben diyor onunla uğraştım, baktım ki kurtuldum diyor. Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bu mübarek gecede ya Rabbi, mübarek cuma gecesine, kaside bürde sahibi hürmetine, kaside bürdedeki mübarek beyitler hürmetine, kaside bürde de medhedilen Muhammed Mustafa hürmetine sallallahu teala aleyhi ve sellem. Biz de onu methetmeye, işte onunla meşgul olmaya, onu tanıtmaya, onu sevdirmeye çalışıyoruz. Bizi de kurtar ya Rabbi. Amin. Maddi manevi ne dardaysak, ne bataktaysak çıkar ya Rabbi. Amin. Bizi bu mübarek gecede halas eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Allah'ım salli ala ve Muhammed. وعلى آله وصحبه وسلم فمنذ ألزمت أفكاري مدائحه فجدته لخلاصي خير ملتزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكام مولاي صل وسلِّم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم

Ey diyor yaratılanların en keremlisi, en şereflisi. Büyük bela geldiği zaman, mahşer kurulduğu zaman, güneş tavan boyu yaklaştığı zaman, herkes anasından oğlundan kaçıştığı zaman, o belanın geldiği günde, kullar içerisinde, kullar arasında, yaratılanlar arasında, senden başka sığınacağım yoktur diyor. Var mı bundan başka şefaat edecek? İlk şefaati o başlatacak. İbrahim Aleyhisselam da şefaati ondan istiyor. Adem Aleyhisselam da açamıyor kapıyı. Kullar içerisinde. Ey, ey, ey Allah indinde çok makamın itibarın var diye. O Kerim, Kerem sahibidir ama müntakım ismi de var diyor. Bir müntakim ismiyle tecelli ettiği zaman o başlar günde. Senin o kadar büyük itibarın var ki herhalde beni de içine alır. Ben de diyor fazla gelmem herhalde diyor. Senin itibarın o kadar geniştir ki bana dar gelmez herhalde diyor. Nasıl bir ifade. Bu dünya da senin cömertliğinden diyor. Kuması da senin cömertliğinden. İşte Vahabiler anlamadıkları için buraya şirk diyor. Dünya da senin cömertliğinden, kuması da. Kuması kim? Ahiret. Dünya da kuması da senin cömertliğinde. Yani ne demek Mevla seni yaratmak için onları yarattı. Levlahu ve mahalik. Ey Adem, o olmasa seni de yaratmayacaktım. Ve la cenneten ve la Cenneti cehennemi de yaratmayacaktım. Senin ilmin öyle ilimlerin var ki diyor, levh i mahfuzdaki ilimler senin ilimlerinden bazısıdır diyor. Yani Mevla Teala sana neler öğretti demek istiyor. Çok derin gizli ilimler öğretti sana diyor. Sonra dönüyor, ey nefis diyor. Büyük günahlarım var biliyorum. Ama büyük zellelerinden ümidini kesme. Allah'ın öyle bir mağfiret denizi var ki, büyükler küçük kadar kalır diyor. Küçükler de yok olur gider diyor. Herhalde Rabbim rahmetini taksim ederken, dağıtacakken diyor. Büyük günahkarlara da büyük rahmet dağıtması umulur diyor. Çünkü neden? Zaten adamı çok rahmete ihtiyacı yoksa ona niye fazla rahmet versin diyor. Nasıl? Yaklaşımı görüyor musun? Hem edep dairesinde. Herhalde diyor, Rabbim rahmetini dağıtırken taksimatı neye göre yapacak? İsyanın büyüklüğüne göre yapacak diyor. Ya, ya Rabbim ümidim var, ümidimi ters çevirme diyor. Ya Rabbi hesabımı düz getir diyor. İki cihanda kuluna lütfeyle diyor. Ya Rabbi diyor ben çok sabrettim diyor. Sana senden razı geldim sana diyor. Sonra efendimize salavat çekiyor. Onunla bitiriyor. Peşine evliya Allah bazı beyitler eklemişler. O beyitleri de arada Mevla'ya salli okumayacağım. Çünkü e, onlar ilavedir. Orada Hz. Ebubekir Ömer ve sahabeye dualar vardır. Onlar da arada Mevla'ya salli okumuyoruz. Son yedi beyit ilavedir Aslında değildir. Mevla'ya salli okumuyoruz. Onları sadece ben size okuyacağım. Orada da bize dua var. Hele bir dua var. Mustafa hürmetine maksatlarımıza ulaştır. Ey Kerem'i geniş olan geçmişimizi mağfiret eyle. Diye o duaları inşallah yapacağız. Mübarek gecede bitirelim inşallah. Belki haftaya kimse hakim selamet. Mevla ya salli ve selim daimen ebeda ala habibike hayril halki kullihimi يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلن يطيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير في الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت ان الكبائر في الغفران كلمه مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمه ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير في الخلق كلهم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسام يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير في الخلق كلهم والطف بعبدك في الدارين ان له صبرا متى تدعه الاهوال ينهزم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير في الخلق كلهم فأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما رنحت عذبات البان ريح صبا فاطرب العيس حاد العيس بالنغام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرام والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى في الحرام بجاه من بيته في طيبة حرام فاسمه قسم من أعظم القسام وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي خاتم أبياتها قد أتت ستين مع مائة فرج بها كربنا يا واسع الكرام فرج بها كربنا يا واسع الكرام نفسك انت نصف أرسنال فرج بها كربنا يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شاف العلل ومن الكروب وعلى اله وصحبه وسلم عدد ما وسعه علم الله سبحان رب العالمين على والحمد الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Allahum ya alim ya halim ya alim ya azim. La ilahe illa ente ula ne abdu illa ya kefa fa afina ve tekabbel minna enneke ente semi'u l'alim. Allahum ezzi anna nebiyyana Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ma'a ve ehluh. Allahum ezzi anna şuyukana khayral ceza. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim. Okumuş olduğumuz bu i şerife katmini kabul eyle. Amin. Okumuş olduğumuz salavat-ı şerifeleri kabul eyleyim. Amin. Şu mübarek gecede, şun mübarek saatte Ravza-i Habibin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek kulaklarına vasıl eyle. İsimlerimizle, babalarımızın isimleriyle beraber kendisine bildir ya Rabbi. Bizden haberdar eyle. Bizlerden hoşnut ve razı eyle. Himmetlerini üzerimize daim eyle. Şefaatinden mahrum eyleme ya Rabbi. Dünyada da ne sıkıntılarımız varsa onun hürmetine, ona okuduğumuz salavatlar bereketine defuraf eyle ya Rabbi. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran cennetini istiyoruz nasip eyle. Cennetine, cemaline yaklaştıran inançlara, amellere muvaffak eyle. Cennetini ve rızanı bizlere helal eyle. Cehenneminden sığındık emin eyle. Cehenneminden gazabından muhafaza eyle. Cehennemine ve ona yaklaştıran inançlardan, amellerden, ahlaktan cümlemizi uzak eyle muhafaza eyle. Habibin sallallahu aleyhi ve sellem neler istediyse hepsini istiyoruz nasip eyle. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nelerden sığındıysa hepsinden sana sığındık emin eyle muhafaza Yardım istenilecek ancak sensin. Duaları yerine ulaştırmak ancak sana aittir. Ya Rabbel Alem. Gücümüz, kuvvetimiz yok, imkanımız yok. Ya Rabbi sen dua ettiriyorsun, sen kabul edeceksin. Ettirdiğin gibi kabulünde ümidimiz sanadır. Ya Rabbi ümidimizi boş çevirme ya Rabbi. Bizler bu saatte mahrum eyleme ya Rabbi. İlik kanser olmuş 6 yaşında yavrumuza. Acil şifalar efsan. Yoğun bakımdakilere acil şifalar efsan. Ölecek olanlarımıza, dua isteyenlerden ölecek olanlarına iman-ı kamil hüsnü hatime. Çene kapamak nasip eyle. Hayırlı işlere, işsizlere nasip eyle. Uyuşturuculara müptela olanları halas eyle. Talebelere keskin zekaları ihsan eyle. Okumuş olan 69 adet Yasir Şerifleri sahiplerinden kabul eyle. Hepimizin evrad-ı özkârım sahiplerinden kabul eyle. Ne hayırlı niyetlerle okudularsa muratlarına vasıl eyle cümlemizi umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle. Amin, amin, amin diyen diller nar cehennemden azad eyle. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidin Ahmet. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdika ve rasulika nebiyil ummi ve ala ala seyyidina Muhammedin ve ezvacı ve müminin ve zürriyeti ve ehli beyti ve sahabi ma salleti ala seyyidina İbrahim ve ala ala seyyidina İbrahim ve fil alemine inneke hamidun mecid. اللهم بارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وصحبه كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وكما وعظيم شانه وشرفه وكماله ورضاك عنه وما تحب وترضى له دائما أبدا عدد معلوماتك ومداد كلماتك ورضاء نفسك وزنة عرشك أفضل الصلاة وأكملها وتمها كلما ذكرك وذكروا الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون وسلم تسليما كذلك وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم الصعبين والتابعين وعلى أهل طهاتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف روح النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه مشايخنا كافة أمواتنا أموات المسلمين وأموات الجماعة الحاضرين وأموات من ذكرت أسماء في هذه الجلسة المباركة الفاتحة محمد سيد الكونين الثقالين الفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرام دعمت مدعه النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدعا فيه واحتكم فانسب الى ذاته ما شئت من شرف وانسب الى قدري ما شئت من عظام فمبلغ العلم فيه انه بشر فانه غير خلق الله كلهم جاءت لدعوتي الاشجار ساجده تمشي اليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم thank